Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sunar. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 6 Aralık 2021 Pazartesi günündeyiz. Haftayı açıyoruz. Saatlerimizde 7.07'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve Süper Lig'de 15. haftada oynanan karşılaşmaları değerlendirmeye çalışacağız. 2 maç var bugün 20'de. O 2 maçla birlikte 15. haftada bitecek. Yani şu ana kadar 8 karşılaşma geride kaldı. Fenerbahçe sondan başlamak gerekirse ligin dibindeki Çaykur Rizespor'u konuk etti ve sahadan 4-0 gibi net bir skorla galip ayrılmayı başardı. Mergin Berisha ilk yarıda takımını 1-0'ına geçirdi. İkinci yarıda oyuna giren Serdar Dursun yaptığı hat-trick'le birlikte Fenerbahçe'yi bu sezonki en rahat galibiyetine ulaştırdı ligde. Sarı lacivertler ilk kez bir maçta 2 golden fazla atmayı başardı. Özgüven kazanmak açısından Fenerbahçe adına önemliydi. Vitor Pereira açısından önemli bir galibiyetti ve bu galibiyetle birlikte maç fazlası ya da olsa Fenerbahçe şu anda puan tablosunda ikinci sıraya yükseldi. Eğer bugün Konyaspor kaybederse ki onlar da evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek, Fenerbahçe haftayı ikinci sırada tamamlayacak. Reklam dönüşü ilk olarak tabii ki Fenerbahçe Rizespor maçını konuşacağız. 4 seansında Hatayspor 0, Başakşehir 3 sonucu vardı. Hatayspor kötü gidişi sürdürüyor. Onlarda da bir form düşüklüğü var son haftalarda. Başakşehir ise bildiğiniz gibi Emre Belezoğlu'yla bir galibiyet daha aldılar. Aleksic 2 penaltı golü kaydetti. İlk yarıda ve ilk yarı bitiminde Okaka'nın golü skoru belirledi. Başakşehir de şu anda puan tablosunda 5. sırada Galatasaray ve Beşiktaş'ı da geçmiş bulunuyor. Giresunspor 3, Fatih Karagümrük 1. Giresunspor son 3 maçta 3 galibiyet oldu. Aslında bir süredir konuştuğumuz takımlardan biriydi. İyi futbollarını puana dönüştüremiyorlardı, gole dönüştüremiyorlardı. Onu yapmaya başladılar ve Karagümrük'ü de 1-0 geriden gelerek mağlup etmeyi başardılar. İlk yarıda 1-0 geridelerdi ama ikinci yarıda Balde önce sahneye çıktı. Sonra Dukara, bir Dukara golü daha penaltıdan Giresunspor kazanmayı başardı. Kayserispor 2, Antalyaspor 0 haftanın ilginç karşılaşmalarından biriydi. Kayserispor dakika 17'de Mehmet Yam'ın golleriyle 2-0 öne geçti. Fakat sonrasında önce Gavranović, ardından Kolovetsios ilk yarı bitmeden kırmızı kart gördüler. Kayseri 9 kişi kaldı. Fakat koca ikinci yarıyı 2 kişi fazla oynayan Antalyaspor rakibine gol atamadı. Ve sağdan da doğal olarak mağlubiyetle ayrıldı. Büyük bir hayal kırıklığı tabii. Antalyaspor cephesinde onlar da Nuri Şahin'le birlikte bir ivme yakalamışlardı. Ama bu maçta olduramadılar demek lazım herhalde. Cumartesine geçelim. Cumartesi Galatasaray 2, Altay 2. Haftanın belki de en tempolu, hatta sezonun en tempolu karşılaşmalarından biriydi. 4 gol gördük. Altay ilk yarıda Pinares'le öne geçti. Halil Dervişoğlu karşılık verdi. Devre 1-1 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda Galatasaray yoğun bir baskı kurdu. Pozisyonlar buldu. Bir duran top organizasyonuyla golü de buldu. Öne de geçti. Ev sahibiyken, öne de geçmişken Galatasaray'ın maçı böyle bitirmesi bekleniyordu ama olmadı. Bir penaltı golü Davuda Bamba'dan gelen ve Altay bu zorlu deplasmandan bir puan çıkarmayı başardı. Galatasaray'daki puan kayıpları da yine devam etti. Ve lider Trabzonspor, onlar cephesinde herhangi bir değişiklik yok. Geçen haftalara benzer bir senaryo vardı. Çok yüzdeli bir şekilde bitirdi Trabzonspor. 5 şut çekti toplamda. 2 gol buldu. Kalesine gol görmedi. Uğurcan Çakır'ın kritik birkaç kurtarışı vardı. Adana Demirspor'un zorladığı pozisyonlar vardı. Atamadılar. Trabzonspor yine aslında çok çok fazla da zorlanmadan ilk yarıda öne geçtiği maçta 2-0 kazanmayı başardı. Şu anda en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkı 12. Konyaspor kazanırsa onlar 29 yapacak. Trabzonspor'un yine
10 puan arkasına yerleşecekler. Bakalım nasıl bir puan tablosu oluşacak hafta bitiminde. Ve cumartesi ilk karşılaşma Alanyaspor Sivas Spor mücadelesi. Sivas Spor geçen seneki o form grafiğini yakalamaya başlıyor gibi. Bu maçta da Kerem Atakan Keskin'in golüyle ikinci yarı başında kazanmayı bildiler ve Alanyaspor, ki onlar da son dönemde yine Hatay gibi bir düşüş içerisinde, belli başlı sebepleri var. Birçok futbolcunun hastaneye uğramak durumunda kaldığını söylemişti Bülent Korkmaz. Onlar da yine kaybettiler. Bu haftanın kaybedenlerinden oldular. Ve ilk karşılaşma haftayı Kasımpaşa Beşiktaş maçıyla açmıştık Cuma günü. Ve o maçta yine bu haftanın çok konuşulacak karşılaşmalarından biri oldu. Çok konuşulacak bir gol attı Can Bozdoğan. Beşiktaş baskısı gördük ilk yarının genelinde. Ama ikinci yarı özellikle 55-60'tan sonra Kasımpaşa tek taraflı bir oyun oynadı neredeyse. Ve 82'de Umut Bozok'la golü de bulmayı başardılar. Bir puanı kaptı Kasımpaşa'da. Beşiktaş'ta da hüsran devam ediyor. Fakat şimdilik ki beklenti, hani Sergen Yalçın acaba istifa eder mi yönündeydi. Şu ana kadar öyle bir haber de yok. Beşiktaş yoluna Sergen Yalçın'la devam ediyor. Puan farkı da bu arada lider Trabzonspor'la 18 oldu. Galatasaray'da tam 16 puan geride şampiyonluk yarışında. Evet, futboldaki haftadaki olaylar bunlardı. Bir de dün Formula 1'den herhalde bahsetmeden geçmek olmaz. Takip ettiniz mi bilemiyorum. Ben bir yerinden sonra yakaladım ki yine de çok fazla bir şey kaçırmamışım. Müthiş bir şampiyonluk yarışı var. Son yarışa puan puana gidiyor. Lewis Hamilton ve Max Verstappen. Hamilton bu yarışı kazanmayı başardı ama ikili arasında o kadar fazla temas, tartışma, geçiş oldu ki hani bir yıllık malzeme çıktığı söyleniyor. Hani ben yarışın başını kaçırdığım için öyle söylendiğini ifade edeyim. Hatta yarış sonu iki sürücü de yine komiserler kuruna çağrıldı. Cezalar verildi. İfadeler alındı. Olağanüstü bir Formula 1 gecesi dün de geride kaldı ve son yarış şampiyonun belli olacağı yarış olacak. Formula 1'de herhalde tarihte böyle bir son yarışa puan puana girildiği bir sezon olmamıştır. Esport ve Esport Plus'tan da tabii ki son yarışı da takip edebileceksiniz. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. ...7.18 saatlerimiz Fenerbahçe-Çaykur-Rizespor maçıyla başlayacağız. Fenerbahçe rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada kazandı, farklı kazandı, özgüven tazeledi. Ya da özgüven tazeledi demek, bilmiyorum doğru ifade edebildim mi. Ama Fenerbahçe adına güzel bir gece, futbol akşamı geride kaldı. Tabii rakibin Çaykur-Rizespor olması, ligin sonuncusu olması, ona göre de değerlendirmek lazım. Ama ne olursa olsun Fenerbahçe'nin böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı. Hani sadece kazanmak değil, maç uzun süre 1-0 gitti. Fenerbahçe'nin 2, 3'ü, 4'ü, 5'i, 6'yı hatta belki bulmasının daha da iyi olacağı bir karşılaşmaydı. Serdar Dursun hamlesiyle birlikte, ki Fenerbahçe'de genelde oyuna sonradan giren futbolcular da çok fazla gol katkısı yapamıyorlardı. Serdar Dursun yaptığı hat-trick ile birlikte o da çok iyi bir karşılaşma çıkardı. Basit gibi gözüken goller atmış olabilir ama duracağı yeri de iyi bildiğini gösteriyor Serdar Dursun. Fenerbahçe adına gayet iyi bir gündü. Salah'ın performansı ön plana çıktı bu karşılaşmada. O da aslında Fenerbahçe, ben üçlü olarak oynadığını gördüm karşılaşmada. 3-4-2-1'lik bir düzen ama yaptığı asistlerde bir sol bek gibi adeta ileri çıktı Atilla Salah'ı ve Serdar Dursun'u besledi. Rossi günündeydi. Mesut Özil bence karşılaşmanın en iyilerinden biriydi. Ben ilk geldiği günden bu yana en beğendiğim karşılaşması oldu herhalde Mesut Özil'in. Sadece hani oyun içinde çok fazla aktif gözükmesi değil, topsuz oyunda da çok iyi işler yaptığını düşünüyorum. Birkaç pozisyon topsuz koşularına cevap bulamadı. Ama o koşuları yapması bile Mesut Özil'den normalde beklenmeyecek şeylerdi. Onları yaptı Mesut bu karşılaşmada. Hani nereden bakarsak bakalım Fenerbahçe adına çok çok iyi bir akşam Ali abi.
Evet, aynen öyle. Fenerbahçe'de herhalde dün birçok kişi az önce senin söylediğini düşündü. Normalde Fenerbahçe oyuncu değişikliği yaptığı zaman hani takım bırak ileri gitmeyi olduğu seviyeden de kötü bir hale geliyordu. Bazen oyuncu değişikliği tabii ki gidişatı değiştirmek için yapılır ama bazen de hani o fizik gücü korumak, aynı oyunu devam ettirmek için yapılır. Fenerbahçe'de genelde tam tersi oluyordu. Bu kez öyle bir şey olmadı. Sosa da oyuna girdikten sonra katkı verdi. Mesela Çaykur Rizespor'da Alper oyuna girdikten sonra nasıl ters etki yarattıysa, Fenerbahçe'nin oyuna giren oyuncuları da işlerini çok iyi yaptılar. Serdar Dursun tabii hakikaten kısa sürede 3 gol atması, hat-trick yapması, o bölümde Sosa'nın katkısı, işte ikinci yarıdaki iştahlı oyun Fenerbahçe adına son derece iyiydi. Tabii yine senin söylediğin cümleler arasında önemli olan bir nokta, Fenerbahçe'nin şiddetli böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı. O galibiyet de geldi. Şimdi biraz daha sular duruldu. Bir de ben söylüyorum hep birkaç gündür, yani bu Trabzonspor'un puan farkını çok çok fazla açması bence herkesteki stres seviyesini düşürdü. Diğer takımlardaki, özellikle Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'deki. Şimdi biraz daha oyuna odaklanabilirler. Biraz daha iyi işler yapmaya çalışabilirler. Çaykur Rizespor adına da hani ilk yarıda Amino'nun kaçırdığı, daha doğrusu Zalai'nin kurtardığı da denilebilir. O pozisyon gol olsa belki biraz daha rakibini strese sokabilirdi Çaykur Rizespor ama onlar da ilk yarıdaki şansı değerlendiremeyip ikinci yarıda oyundan her dakika düşünce böyle farklı bir mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Hamza Hamzoğlu orada biraz takımı toparladı ama hala kırılgan olduklarını görüyoruz. Özellikle dün 2-0'dan sonra Çaykur Rizespor lig standartının çok altında bir görüntü çizdi. Bir anda dağıldı gitti her anlamda. Hani Zalai'nin çıkışları, o koridorları kullanması tabii ki çok olumlu ama bunda Çaykur Rizespor'un tamamen dağılıp giden takım savunması da bence etkiliydi. O boşlukları hemen hemen her oyuncuya verdiler. Çaykur Rizespor takım olarak dün 2-0'dan sonra tamamen dağılmış bir görüntü çizdi. Ama o görüntüyü kullanabilen bir Fenerbahçe vardı karşısında. O yüzden Fenerbahçe adına özellikle ikinci yarısı iyi oynanmış. Farklı galip gelinmiş. İşte oyuncuların moral bulduğu. Şimdi Serdar Dursun moral buldu. Berisha moral buldu. Mesut Özil moral buldu. Zalai tartışılan bir oyuncuydu. İki asist bir de top çıkardı. Onu da unutmayalım. Aynen. Maçın adamlarından biriydi. Rossi senin söylediğin gibi yine günündeydi. Hani Crespo iyi işler yaptı gene. Hani normalde Luis Gustavo Crespo merkezi bir düşündürür değil mi insanı? Çok. O da çok fazla olmadı. Tabii bunların hep rakiple de alakası var. Ancak genel olarak Fenerbahçe dün gece sınıfı geçti. Maçla ilgili tabii dikkat çeken detaylar var. Vitor Pereira bir süredir Ferdi Kadıoğlu'nu sağ tarafta kullanıyor. Ve Osayi Samuel'i de solda oynatmaya başladı. Sezon başına dönecek olursak birçok kişi tabii hatırlayacaktır. Osayi Samuel genelde eğer bu 3-4-2-1'lik düzen oynanıyorsa sağda Osayi Samuel'i tercih ediyordu. Solda Ferdi'yi. Onu değiştirdi. Şimdi Fenerbahçe özellikle dün de ataklarının büyük bir kısmını sağ taraftan yaptı. Ferdi Fenerbahçe'de topla açık ara en çok buluşan oyuncu oldu. 86 kez topla buluşmuş. Ona en yakın oyuncu 68'de Mesut Özil, ki Mesut Özil'in de bu kadar fazla topla buluşması bence gayet olumlu Fenerbahçe adına. Genelde orada Rossi ile Ferdi ile işte Crespo'nun hareketli oyunu, Berisha'nın destek vermesi, Fenerbahçe oralardan pozisyonlar buldu. Golü de yine sağ taraftan geliştirdiği bir organizasyonla buldu aslında Fenerbahçe. Orayı çok iyi kullandı ama maç sonunda bir baktık Salah'ı soldan hiç çaktırmadan iki bindirmeyle iki asisti de yapmayı başardı. Bu kanatların kullanımı da Fenerbahçe'de her zaman aslında büyük bir problemdi. Çünkü hani üçlü savunma oynuyorsun, stoperlerin genelde çıkmıyor. Kanat beklerin de hücumda çok fazla iş yapamayınca hücum da tıkanıyor Fenerbahçe'de. Bu karşılaşmada Ferdi'nin devrede olmasıyla beraber Rossi'nin, Mesut'un yine çok fazla oyun içinde olması Fenerbahçe'yi hücumda biraz daha hareketli kıldı. Hani bir sıfırlık bölümde de çok kötü bir Fenerbahçe görmediğimizi düşünüyorum. Özellikle sağ taraftaki organizasyonlarda, ama orası da sıkışsa sol taraf Fenerbahçe'de Osayi Samuel'i hiç işlemedi. Yani orada farklı bir çözüm arayışına girmesi gerekiyordu bence karşılaşma içinde. Osayi Samuel orada kalarak bence biraz takımı da geri çekti Vitor Pereira o bölümde. Oraya işte ne bileyim Muhammed hamlesi olabilir. Başka elinde hani
bilemiyorum hangi ismi koyabilir ama farklı bir isim. Özellikle solak bir ismin olması daha çok fark yaratabilirdi. Yani eleştireceğim noktalardan biri o olur Fenerbahçe adına. Onu söylemek lazım. Kim yine günündeydi Fenerbahçe'de ama diğer oyuncular kadar bu sefer sıyrılmadı. Yine birkaç pozisyondaki müdahalesi yine hani sahada olduğunu hissettirdi Kim Minji ama genel olarak takım arkadaşlarının düzeyindeydi. Herhalde hani Gustavo ve Osay Samuel çok fazla öne çıkamayan futbolcular oldu Fenerbahçe'de. Ama onun haricindeki her futbolcu, tabii kaleci Berke'yi de belki söyleyebiliriz, çok fazla öne çıkmayan. Onun haricindeki her futbolcu Fenerbahçe'de gayet iyi bir performans gösterdi. Bence önemli detaylardan biri Fenerbahçe'nin tekrar üçlüye dönüp böyle bir performans göstermesi. Çünkü o milli aradan sonra dörtlüye döndü Fenerbahçe. Fakat oyun olarak çok da iyi ileriye gidemedi. Fakat bu eski ayar, sezon başındaki ayar bence çok daha oturmuş gözüküyor. Yani Fenerbahçe bundan sonra bu ayarla çok fazla oynamamalı. Dün bence gösterdiği şeylerden biri bu, Fenerbahçe devam edecekse yani bu düzen sakatlık olmadığı müddetçe devam etmeli. Sadece ince birkaç ayar, işte Osay Samuel'in daha fazla oyuna girmesi ya da katılımı nasıl yapar Vitor Pereira bilmiyorum, bunu düzeltebilirse. Merkez biraz renksiz kalıyor Fenerbahçe'de. Şimdi bu maçı çözdü Fenerbahçe ama çözemediği maçta da Crespo, Gustavo hani çok kolay değil bu iki oyuncuyla bir hücum aksiyonu elde etmek. Hani Crespo'nun enerjisinden fayda almak istiyor belli ki. Ama Gustavo bu sefer, yani ikisi çok lüks kalıyor Fenerbahçe orta sahasında. Hani birinden birinin özellikle hani Crespo bu kadar etkiliyken hem işin savunma kısmında hem hücum kısmında sanki Crespo'nun yanında daha Sosa tarzı bir oyuncuyla Fenerbahçe sezonda bu tarz özellikle iç sahada zayıf rakiplere karşı tercih etmesi daha doğru gözüküyor. Tabii bunlar hep Fenerbahçe'nin oyunundaki soru işaretleri. Şunu da eklemek lazım Fenerbahçe'yi düşünürken. Hala Valencia yok. Dün İrfan Can yoktu. Yani işin hücum tarafında şu ana kadar Fenerbahçe'nin sezon genelinde en ekstra işler gösteren oyuncular. Bu oyuncular da Fenerbahçe'ye geri dönerse, yani Fenerbahçe hani böyle aradaki bir iki puan kaybına çok fazla takılmazsa kesinlikle daha iyi bir takım olacak. Yani bunu sezon başından beri anlatmaya çalışıyoruz ama işte bir anda böyle bir iki maç işler kötü gittiği anda ortalığı yakıp yıktığı için Fenerbahçe camiası, her anlamda söylüyorum bunu, hem kendi içinde hem de hani hakemler de öyleydi böyleydi, o bütün yapı bozuluveriyor Fenerbahçe'de. Eğer oralara Fenerbahçe bir kez daha düşmezse, o tuzakları bir kez daha düşmezse, Fenerbahçe mutlaka daha iyi bir takım olacak. Zaten sezon başında hatırla, şöyle bir şey söylemiştik, yani bu dört büyüklerin elindeki kadroyla Anadolu takımlarının kadrosunu kıyaslamak mümkün bile değil. Arada çok büyük uçurum var. Dolayısıyla eğer dört büyükler birazcık doğru şeyleri yaparlarsa bu tarz karşılaşmalarda takılmaları çok kolay değil. Elbette takılacaklar. Elbette puan kaybedecekler ama genel olarak zaten maçlarını kazanacaklardı. İşte o yola giren takım Trabzonspor oldu. Onu söylemek lazım. Ama diğerleri sürekli bir kaos yaşadı ve bir türlü kadro kalitelerinin karşılığını ligde alamadılar. Bakalım bundan sonraki süreci de takip edeceğiz. Şimdi en azından Fenerbahçe bir 3-4 gün Pereira konuşmayacak. Pereira'nın yerine kim gelecek onu konuşmayacak. Evet. Biraz bir rahatladı Fenerbahçe. Buna da ihtiyaç var. Bence en olumlu tarafı o. Hani bütün bu 4-0'lık galibiyette oyuncular için iyi şeyler söylenebilir. İşte Zalai için söyleyebilirsin, Serdar Dursun için söyleyebilirsin ama bence en iyisi hani Fenerbahçe'nin bu hafta için en azından, yani Pereira'nın yerine kim gelecek tartışması olmadan geçirecek olması. Bir de Mesut Özil'in performans göstermesi geldiğinden bu yana, bilmiyorum katılıyor musun, en iyi maçını oynadı. Bence fizik olarak çok iyi, çok diri, çok fazla boş koşu yaptı. Maç içinde çok teknik birkaç hareket gösterdi Mesut Özil'den görmeye alıştığımız. Komple bir paket halinde eski Mesut Özil'e en yakın Mesut Özil vardı bence sahada. Bu da olumlu. Ki bu hani Mesut Özil'in çok da istediği bir düzen olmadığı biliniyor. 3-4-2-1'de oynadı yine Rossi ile beraber forvet arkasında. Sola yakında oynadı. Değiştiler. Sağa yakında oynadı ama çok istekliydi maç sonuna kadar. Temposunu bu kadar fazla uzun süre yüksekte tutması önemli. Onun için de bir şeyler değişmiş gözüküyor ama neredeydi tabii bugün
bugüne kadar? İnsan bunu da sormadan edemiyor. Yani bu Mesut Özil'le biz niye bir yıl sonra ancak görebildik? Bu kadar mı geç sürebildi toparlanması? Ama günün sonunda ne olursa olsun, tabii geç olsa da, ben böyle bir Mesut Özil'i izlemekten keyif alıyorum. Tabii zaten keyif olmayacak gibi değil. O kalite fizik gücüyle birleştiği noktada. Oyun zekası, yaptığı koşular mesela, öyle iki pozisyon aklımda ki, yani birinde Ferdi görmedi Mesut Özil'i. Mesut Özil ta geriden bir koşuya başladı. Ferdi sağdan içeri doğru kat etti. Sol ayağıyla bir şut çıkardı kalecinin üstüne. Mesut Özil orada çok güzel bir koşu atmıştı sol tarafta. Görmediler. Bir kere Tisserand galiba bileğini buktu. Mesut Özil'i göremedi. Çok iyi bir koşu yapmıştı Mesut Özil. Maçın sonlarına doğru. Birkaç yine arkadaşların aslında kızdığı pozisyon var Mesut'un. Ama çok istekliydi. Ben o isteğine bağlıyorum Mesut Özil'in bu zaman zaman sinir katsayısı yükselmesini. Ama genel olarak bence çok iyi bir karşılaşma çıkardı. Hani futbol severler adına da Mesut Özil'i böyle izlemek gerçekten büyük bir keyif. Umarım o da devam ettirir bu performansını. Pelkas yedek kulübesindeydi. Süre almayan oyunculardan biri. O Fenerbahçe adına bir problem. Şimdi bu kadar Fenerbahçe'yi övdük. İşte Mesut Özil, Rossi'yi, Serdar'ı ön plana çıkardık. Yalnız Vitor Pereira Pelkas'a dönmedi bu karşılaşmada. Muhammed'i oyuna aldı. Arda'yı oyuna aldı genç. Bakıyorum işte Sosa girdi, Nazım Sangare girdi ama Pelkas'a dönmedi. Orada bir problem var Pelkas'la ilgili olarak, hani teknik adamla mı arasında var, kulüple mi arasında var bilemiyorum ama Pelkas'ın da bu kadar geride kalması, hatta işte Osay Samuel performans vermiyorken kanat beki olarak oynamaması bence bir kayıp Fenerbahçe adına. Onu da çözebilirse Vitor Pereira bence bu sezon adına çok büyük bir iş yapmış olur. Çünkü daha geçen sene yani Pelkas'ı biz burada övüyorduk. Fenerbahçe'nin en etkili oyuncularından biriydi ama bu sezon yani Pelkas var mı yok mu? Dün şimdi Fenerbahçeliler tabii 4-0 kazandı ama aklına bile gelmemiştir belki Pelkas, ama yedek kulübesindeydi. Ve bu oyuncu geçen senenin en iyisiydi Fenerbahçe adına. Bu da yine bir futbolcu olarak bence üzücü, bu oyuncuyu sahada çok fazla görememek. Gidiyor olabilir. Yani gidiyor olabilir ama gidene kadar da faydalanabilirsin. Yani her giden futbolcuyu kenarda tutacaksa Fenerbahçe. Yani işte onun pozisyonunda oynayan İrfan Can, Mesut Özil, yani İrfan Can ve Mesut Özil'in şu an ayrılması pek mümkün gözükmüyor Fenerbahçe'de. Evet, Pelkas geçen sezonun en iyisiydi ama bu sezonda aldığı şansları değerlendiremedi. Dün şimdi oyuncu değişikliklerinde Pelkas'a hiç dönmemesi bir mesaj olarak da düşünülebilir. Fenerbahçe dün üçlük bir gol beklentisi yakaladı. Rakibine 0.3'lük bir beklenti verdi. Aradaki fark 2.7, sezonun en iyi averajlarından biri bir takım adına. 16 şut çekti Fenerbahçe. Rakibine sadece 4 şut imkanı verdi ki bu 4 şutun 3'ü de ceza sahası dışından. Yani o ilk baştaki pozisyon değil mi? Ceza sahası içi, evet. Amin Umar'ın. Onun haricindeki her şut dışarıdan geldi. Bu da Fenerbahçe savunması adına tabii önemli. Gol yemeden kazanması yine Fenerbahçe'nin çok önemli. Çünkü Fenerbahçe son dönemde kalesini gole kapatmakta da bir hayli zorlanıyordu. En son kalesini gole kapatmadığı karşılaşma Fenerbahçe'nin 3. haftadaki karşılaşma. Altay'ı 2-0 yendiği maç. Ondan sonra Fenerbahçe her karşılaşmada gol yemişti. Ligde kazandığı maçlarda da işte Galatasaray'ı yenerken, Kasımpaşa'yı, Hatay'ı, Giresun hep 2-1 yendi Fenerbahçe. Gol gördü kalesinde ama gol yemediği son maç için işte 3. haftaya gidiyoruz Altay karşılaşmasına. Sezonda da 4. kez Fenerbahçe kalesine gol görmedi. İlk 3 maçta da yine gol yemeden kazanmayı başarmıştı. Bakalım şimdi Gaziantep maçı var Fenerbahçe'nin. Önümüzdeki hafta sonu Gaziantep deplasmanında olacak Sarı Lacivertler ve sonrasında Beşiktaş iç sahada Kadıköy'de o karşılaşma, sonra Karagümrük deplasmanı yine İstanbul'da tabii ve Yeni Malatya maçıyla da ligin ilk yarısı bitecek. Fenerbahçe'de aslında hani Gaziantep, Yeni Malatya ligin görece zayıf ekipleri. Karagümrük son dönemde biraz geri gitti bu hafta da. Özellikle onların da şu istatistiği, ikinci yarılarda yedikleri goller çok dikkat çekici. Özellikle 60'tan 70'ten sonra Fenerbahçe'de böyle diri kalabilirse maçın son bölümünde çok zor bir maç olmayabilir. Beşiktaş malum son dönemde onlar da çok formsuz. Bakalım Fenerbahçe bu kalan 4 maçtan kaç puanla çıkacak? Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia.
7.41 saatlerimiz. Maçları hızlı hızlı geçiyoruz. Çünkü konuşacağımız çok maç var. Özellikle dört büyüklerin karşılaşmaları böyle pazar günü bittiğinde, pazartesiye maç kalmadığında sıkışıyor pazartesi günkü programda. Biraz reklamlar da uzun olabiliyor. İşte farklı kuşaklarımız var. O yüzden hani Fenerbahçe ilk bölümde konuştuk. Neden konuşmadın diyenler çıkacaktı. Neyse onlara cevaplarız yeri geldiğinde. Dönelim lafı çok fazla uzatmadan Galatasaray Altay karşılaşmasına. Kronolojik gidiyorum. Sondan başladım. Fenerbahçe'de spor. Galatasaray Altay cumartesi günü 19 seansının karşılaşmasıydı. Galatasaray Beşiktaş puan kaybetmişken ve Trabzonspor kazanmışken bu karşılaşmaya çıktı. Rakip Altay son dönemde sallanan takımlardan biriydi. Ligdeki başlangıcı aslında çok iyiydi. Onlar 7 maçta 5 galibiyetle sürpriz bir giriş yapmışlardı ama Galatasaray maçına gelene kadar da 7 maçtır kazanamıyorlardı. 5 mağlubiyet, 2 beraberlikleri vardı. Galatasaray karşısında aslında çok özgüvenli çıkmaları beklenmiyordu. Özellikle ben Başakşehir maçını izledim. Bu kadar tek taraflı bir maç olur. Yani Altay hiç çıkmayı düşünmemiş. Bir şekilde çıkmıştı o karşılaşma ya da Başakşehir çıkarmadı artık hangisi oldu bilmiyorum ama bu maç hiç alakası yoktu. Altay çok özgüvenli. Galatasaray daha ilk andan itibaren tehdit eden, kalesine de pozisyon gören keyifli bir maç izletti ki takımda. Ben açıkçası bir futbol sever olarak yine bu kelimeyi bugün çok kullandım. Nedense öyle oldu. Tarafsızlığımı göstermek mi istiyorum herkese bilemiyorum ama Mesut'un bir defa Fenerbahçe'de aynı şeyi söyledim. Kendim battı bana bu ifade. Çok keyif aldım ama bu karşılaşmadan. Yani Altay'ın oyunundan, Galatasaray'ın ona verdiği cevaptan, karşılıklı goller, heyecan, her şey vardı neredeyse bu karşılaşmada. Ali abi sen nasıl gördün? Tabii Galatasaray günün sonunda puan kaybetti. Onlar adına üzüntü verici. Bir şekilde Galatasaray'da bir galibiyet serisine başlamak istiyordu ama onların da kazanamama serisi 4 maça çıktı. Fatih Terim döneminde ilk kez bir sezonda 2 farklı dönemde 4 maçlık böyle galibiyet hasreti var Galatasaray'da. İlk kez olmuş bu. O açıdan sıkıntı verici ama elbette karşılaşmadan çıkacak iyi şeyler de vardır. Var tabii, iyi şeyler de var, kötü şeyler de var, üzerinde düşünülmesi gereken şeyler de var Galatasaray adına. Ama neticede günün sonunda Galatasaray için bu tarz kayıplar çok büyük sürpriz değil. Onu söylemek lazım. Hani takımın yeniliği, takımın gençliği, bazen tecrübesizliği düşünülürse çok çok büyük sürprizler değil. İki defa diyorsun, ilk kez Fatih Terim döneminde Galatasaray 4 maç üst üste kazanamadı lig içerisinde. Bu olumsuz bir tablo gibi olsa da genel şartları düşündüğün zaman çok garip değil. Galatasaray'ın ben biraz Altay'ı küçümseyerek başladığını düşünüyorum. Maçın ilk yarısında ve ikinci yarısındaki Galatasaray arasındaki farkı da kendimce böyle açıklıyorum. Hani Galatasaray ikinci yarıda çok daha farklı bir oyun ortaya koydu bana göre. Hı hı. Çok daha baskılı. Aynen. Artık hani galip geleceğini, aynen, o golü atacağını hissettiren bir oyun oynadı. Onu da işte ilk yarıdaki o yavaş başlangıcın sonrasında bir kendine gelmeyle yine anlatabilirim. Çünkü hani Altay hakikaten Beşiktaş maçından sonraki süreçte ligin en zayıf takımlarından biri olarak gözüküyordu. Herhalde Galatasaraylı oyuncularda da ya biz bir şekilde bu maçı kazanırız düşüncesi hakimdi. Öyle başladılar maça. Biraz yavaş bir başlangıç. Ve Altay'ın da işte son haftalardan farklı olarak hani hep şunu söyleriz, geride bekleyebilirsin ama mutlaka dişini göstermen lazım. Altay hani geride beklemeye çalışmadan dişini göstermek istedi Galatasaray'a ve bunu da yaptı fazla adamla. Dikine Galatasaray'ın üzerine gitti. Böyle olduğu zaman her takım zaaf verdiği gibi Galatasaray'da zaaflar verdi ki işte mesela Galatasaray'ın yediği golde Marka'nın öylesine bir uzaklaştırması var. Orta sahada kaybedilen bir top var. Ondan sonra Altay'ın 3-4 tane oyuncuyla çok ciddi bir şekilde Galatasaray'ın üzerine gitmesi, orada paslaşması ve güzel bir gol vuruşu var. Akabinde Galatasaray adım adım tepki vermeye başladı o yediği gole. Galatasaray'da evet golü atacağım dedi sanki, evet. 1-0'dan sonra. Aynen, yani o tepki hemen geldi Galatasaray'dan. İşte orada direkten dönen Mustafa Muhammed'in topu vardı. Ama ikinci yarıda tüm o ilk yarıdaki bence kötü izler Galatasaray adına silindi. Galatasaray
gayet iyi bir oyun oynadı. Değişiklikler geldi. O değişikliklerle beraber hani işte Cagney'in o merkezdeki ağırlığı, o baskıyla beraber o anlarda iyi işler yapacak bir oyuncu olması ve Galatasaray'ın herkesin gözlerini yaşartan duran toptan gol atması çok beklenmiyor. Aa ben bak onu ya, şu ya, an hiç kimse söylemiyor, hiç kimse konuşmuyor. Vallahi kimse konuşmadı. Evet. Ya da ben görmedim. Ben de ya şu ben an de duymadım hani Galatasaray 2-2 kayboldu arada. Aa, kornerden Galatasaray doğru. Gol attı. Evet, bu sezon sürekli ligde bundan ha. bahsediyordu. Her hafta gazetelerde haberi vardı. Evet, bir de tertemiz gol attı. Hani orta geldi, Cagney kafayı vurdu, gol attı. Çok net vurdu, evet. Tertemiz bir goldü Galatasaray adına. Doğru. Ama işte nasıl söyleyeyim, bu tarz yeni oluşum içerisindeki takımlar, genç oyuncuların zaman zaman fazla olduğu takımlar, bu tarz 2-1 öne geçti işte son bölümü oynanan karşılaşmalarda bazen hatalar yapabiliyorlar. Bunu Galatasaray'ın yediği gol üzerinde söylemiyorum. Mesela Muslera'nın kurtardığı bir tane önemli top var 2-1 iken. Yine son dakikalarda. Evet, yine ceza sahası içine girdi. Ceza sahası içerisinde. Ondan bahsediyorum mesela. Yani o da hemen bir de golün hemen ertesi. Evet, evet. Yani o hemen Altay'ın verdiği cevap olabilirdi. Bir anda maç 2-2'ye gelebilirdi. Bunlar olur ama yani çok çok garip şeyler değil. Söylüyorum. Yani Galatasaray'ın bu yeniden yapılanma süreci içerisinde Galatasaraylı taraftarları çok üzecek durumlar değil bunlar. Ve neticede bir penaltıyla Altay beraberliği buldu. Altay açısından tabii moral verici bir beraberlik. Büyük takımdan deplasmanda geriye düşüp alınan puan her zaman önemlidir. Ancak penaltı mesela benim içime sinen bir penaltı değil. Yani bunu Rozier'in penaltısında da söylemiştim. Yani o kadar yakından hava topunda çıkmış, yani ayakları yerden 30 santim yukarıda olan bir oyuncudan nasıl zıplamasını bekliyorsunuz da ellerini ne yapmasını bekliyorsunuz da o kadar yakından penaltı veriliyor. Bir de oradaki şeyi de anlamadım. Şimdi Cüneyt Çakır'ın pozisyonu, görüşü net. Pozisyona yakınlığı gayet iyi. Vücut diliyle bağırarak diyor ki bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Bunu 3 defa yapıyor Cüneyt Çakır. Yok diyor, yok diyor, yok diyor. Hı hı. Peki ondan sonra VAR niye karışıyor Mert? Çünkü Cüneyt Çakır'ın görmediği taraftaki koluna çarpıyor. Sağ tarafına çarpıyor. Çünkü pozisyonu gözünün önüne getir. Yan peki duruyor Berkan. Cüneyt Çakır niye öyle yapıyor? Gördüğü kısımda yok diyor Ali abi şimdi. Gördüğü kadarıyla yok. Yani gördüğüm kadarıyla ben bir şey görmüyorum. Peki yok penaltı diyor. O zaman bu bariz ve net bir hata mı oluyor o konuşulduğu? Demek ki çağırdığına göre var. Cüneyt Çakır da penaltı verdiğine demek göre. Demek ki deme yani. Sence öyle mi? Mesela bence öyle değil. Eğer maçı orta hakem yönetiyorsa ve orta hakem bu tarz pozisyonlarda bir karar veriyorsa, bunu penaltı ya da değil anlamında söylemiyorum. Yanlış anlamayın. Daha önceden de dile getirdim. Yani bir hakem pozisyonla ilgili kararını vermiş. Vücut diliyle bütün herkese anlatmış. Ali abi VAR diyor ki, atıyorum şu an bilmiyorum ama sağ koluna teması görmüyor Cüneyt Çakır. Ona göre bir karar veriyor. VAR diyor ki sağ işte atıyorum müdahaleyi gördün mü? Yok ben görmedim ama diğer türlü değerlendirmiş Cüneyt Çakır. Sağ koluna olan teması görmeden penaltı yok diyor doğal olarak. Çünkü sol koluna da galiba çarpıyor. O çok bitişik. Hı. Sağ kolu açık olan. O gördüğü açıda penaltı yok. Ama VAR'la oradaki teması da birlikte. Anladım. Büyük ihtimal soruyor sağ tarafa. Yani onu görmemiş. El kol hareketi yaptın sevgili Cüneyt Hoca ama senin gördüğün gibi değil diyorlar. Evet. Tamam. Herhalde yani. Okay. Tam şey nasıl konuşuluyor bilmiyorum. Sağ kola temas var mı diyor. Ama öyle olması lazım diyorsun. Öyle olması lazım. Çünkü görmediği tamam. bir yer. Görmediği bir açıdan dolayı uyarıyor Cüneyt Çakır. Tamam buna diyeceğim bir şey yok. Eğer öyleyse konuşma diyeceğim bir şey yok. Yoksa Cüneyt Çakır sağ kola da teması görmüş olsa, açıklığı görmüş olsa ve penaltı değil dese bildiğim kadarıyla çağıramayacak. Tamam. Çünkü öyle değerlendirdi diyecek okay. ama görmediği için. Hani tamam. VAR'ın çağırdığını düşünüyorum. Tamam öyleyse öyledir. Buna diyeceğim bir şey yok. Ancak genel olarak bu durum benim içime sinmiyor. Onu söyleyeyim. Yani böyle hava toplarında iki oyuncu havadayken ondan sonra birinin eli çok fazla açık değilse, hani böyle ciddi anlamda gerçekten açık değilse çarpmaların bence devam etmesi gerekir. Bu benim görüşüm. Kapa parantez. Maç sonunda Galatasaray'a küçük bir eleştiri. Ben de bekliyorum o eleştiri için. Evet. Şimdi Galatasaray maç sonunda tamamen bu penaltı üzerinden hakem kararlarını eleştirdi. Ama Galatasaray'ın attığı golde de faul var mı yok mu tartışması vardı. Hı-hı. Mesela Galatasaray onu hiç görmedi. Yani orada Galatasaray'ın lehine verilen bir karar var. Penaltıda aleyhine verilen bir karar var. Galatasaray hakem eleştirisi yapıyor. Mesela o pozisyon yok. Altay'ın hakkı ne oldu? Yani Galatasaray'ın işte penaltı ile ilgili çekincelerini dile getirmesi güzel. Ama mesela B'nin hakem programında, yayıncı kuruluşun hakem programında oradaki 3 eski hakem de faul olduğunu söyledi mesela pozisyonda. Galatasaray'ın attığı pozisyonda, gol attığı pozisyonda.
mesela burada da Altay'ın hakkı var. O hiç gündeme gelmiyor. Ben buna da acayip karşıyım biliyorsun. Eğer bir karşılaşmada hakemle ilgili itiraz edecekseniz tüm pozisyonları ortaya koymanız lazım. Sadece lehine olan, aleyhine olan pozisyonları değil. Hepsini söyleyip hakemden öyle şikayet etmeniz lazım. O zaman kabul edebilirim bak. Yani Galatasaray şunu deseydi, bizim attığımız gol de tartışılır ama penaltı penaltı değil deseydi bence daha doğru bir eleştiri olurdu. O da benim çok hoşuma gitmedi. Dediğim gibi Altay'ın hakkı o zaman ne olacak? O konuşulan hakkı ne olacak? Bunların dışında... Bir dakika, hani... buradan ayrılmadan benim de dikkatimi çeken Necati Ateş'in maç sonu sürekli hakem konuşmaya başlaması. Yani iki haftadır. Fatih Terim gibi o da. Ya da Fatih Terim eski zamanları gibi bazen konuşmuyor Fatih Hoca'da. Ama Necati Ateş de hani ondan sanki yani baskı görürmüş gibi. Kendi düşüncesini bilmiyorum ama sürekli hakem üzerinden mesajlar vermeye çalışması oturmuyor bende. O da benden bir eleştiri olsun. Evet. Devam et abi istiyorsan. Dönersek... Maç içerisine, saha içerisine Galatasaray'da güzel bir tespit gördüm. Metin Hoca ve Önder Hoca maç sonunda NTV'de yaptılar. Galatasaray'ın özellikle savunma bekleri için kanatları nasıl boşaltıp onlara koridor açtığını, bunun bilinçli bir tercih olduğunu anlattılar. Ona da katılmamak mümkün değil. Çok içeri giriyor Kerem, evet. Feguli. Yani Kerem zaten kanat oyuncusu değil. Evet. Kerem forvet. Evet. Kerem ama sol işte, kanatta oynamıyor. Hani hep seninle konuşurduk ya, beklerin de oyuna katılımı için onların önünde oynayan açık oyuncuların profili çok etkili oluyor. Eğer oyuncu çizgiye basan bir oyuncuysa o zaman beklere çok fazla bir koridor çıkmıyor ne yazık ki. Çünkü o topu atıyor. Bek bu kez içeri girmeye çalışıyor. Çünkü kanat oyuncusu ayağını çizgiye basmış. Sen bek olarak ona top attığın zaman ne yapacaksın? Çizgi üzerinden gitmiyor. İçeri giriyor. Hı-hı. Hatırla Kuvarecma'da böyle olurdu. Hı-hı. Beşiktaş'ta. Şimdi Galatasaray'da hem oyuncu profilleri ama anladığımız kadarıyla da bu bir anlayış. O oyuncular içeri girince müthiş alanlar açılıyor bek oyuncularına. Ve bek oyuncularının Galatasaray'da oyuna çok ciddi katkı verdiğini görüyoruz. Çok ciddi şekilde hücumların içindeler. Fanan oldu özellikle. Evet, daha çok gözüküyor. Evet, hani Yedlin de şöyle. Yedlin de geliyor ama Yedlin tabii öyle bir son pas, son şut tercihleri var ki çok etkili olmuyor. Ama o da bayağı bir bindirme yapıyor. Çok sürekli. Bindiriyor. Evet. Çok bindirme yapıyor. Ama işte onun biraz bazı eksiklikleriyle beraber onlar çok sonuca dönmüyor. Mesela o bindirmelerden birinde Fanaolt bu Muhammed'in kaçırdığı pozisyonda herhalde Kerem böyle half space'te topu aldı, Fanaolt'a verdi. Bunu çok fazla görüyoruz. Yani Kerem orada topu alıyor, Fanaolt bindiriyor. Evet. Ve kaleciyle karşı karşıya bırakıyor çaprazdan. Evet. Sert yerden evet, bir evet, ortayla evet. Hemen pozisyona sokabiliyor Galatasaray'ı. Bu seti evet bu sezon çok fazla aynen. Gördük. Özellikle sol taraftan çok fazla gördük Fanaolt'u. Bu da Galatasaray için oyun zenginliği adına son derece önemli. Bir de Van Aanholt evet eleştiriliyor ama Van Aanholt'a dikkat et. Mesela sağ taraftan Yedlin geldiği zaman genelde topun dibine girerek orta yapmayı tercih ederken Van Aanholt genelde yerden kısa pas vermeye çalışan bir oyuncu. Evet onun da bazı eksikleri var kabul. Ama onun tarafı Galatasaray'da bence hani nasıl söyleyeyim şimdi başıma bir şey gelmesin de yararlı. Hani o kadar fazla hücuma çıkan bir bek, pas vermeye çalışan bir bek. Orada Galatasaray'ın bence belli anlamda fayda sağladığını düşünüyorum. İşte Sasha Boy'un sakatlığı Galatasaray'da çok ciddi şekilde uzadı. Orada da enteresan bir durum var. Şimdi mesela geçen hafta haberler yapıldı. İşte Sasha Boy dönüyor diyorlar. Haberi okuyorsun. 12 Aralık'ta İstanbul'a dönüyormuş. Sakatlıktan döndüğü yok. Adam Fransa'da. Tatil. 12 Aralık'tan. İşte. Ondan sonra haberler yapıyorlar. Bence o haberler de yaptırılıyor. Onu da söyleyeyim. Tabii kulüpten bilgi geliyor. Evet kulüpten bilgi. İşte 8 saat tedavi olurmuş. 8 saat kim tedavi olur? Öyle bir dünya yok. Ben hiç böyle bir şey görmedim hayatımda. 8 saat tedavi olunur mu? Bilmiyorum. Berke Özer 20 saat yatıyordu. En son aklımda o yatıyordu. Kalmış. Adam hastaydı evet. Dinleniyordu. Serum yiyordu da. Yani serum yiyordu, günde 8 saat tedavi nedir? Bilmiyorum. Hani o da sanki biraz böyle şey gibi. Merak etmeyin işte o hani devam ediyor Fransa'da. Öyle hissettim ben haberleri. Neticede Galatasaray şimdi işte 12'sinde İstanbul'a gelecek. Ondan sonra kendini toparlaması belki sezonun ikinci yarısı olur. İkinci yarısının başı olur. Şoboy'un böyle bir oyuna katılması Galatasaray'ı ikinci yarıda daha fazla rahatlatacaktır. O Galatasaray'ın büyük bir artısı. Yani orada Önder Hoca ve Metin Hoca o işi gayet iyi anlattılar. Çıkıldağ yoktu bu karşılaşmada. Evet çok sahada. Aradılar orada değil mi? Evet aradılar ve hani Taylan Berkan aynı anda sahadayken Galatasaray'ın işin savunma kısmında da bu kadar fazla zafiyet vermesi bir soru işareti. Maçı rakip ceza sahasında 30 kez topla buluşarak
tamamladı Altay. Yani 30 çok çok yüksek bir sayı. Özellikle iç sahada oynuyorsun. Rakibin Altay 30 kez senin ceza sahanda topla buluşmuşlar. 13'ten 2.01 gol beklentisi çıkarmış. Galatasaray'da 2.89. Galatasaray 2 de gayet iyi ama yani sadece Galatasaray'a bakarsan iyi. Ama o 2.01 mi Altay'ın? Penaltıda şey yapacaksın. Penaltı. Ama hani şuta dönüşmeyen de hani rakip ceza sahasında 30 kez topla buluşması da çok fazla. Altay'ın böyle bir deplasmanda. Galatasaray'ın 41 kez rakip ceza sahasında topla buluştuğunu söyleyelim. Morutsan oyuna sonradan girdi. 68'de 3 değişiklik yapıldı. Barış Alper, Cagne. Üçlü bir değişiklik Galatasaray'da yapıldı. Çok etkili oldu mu Morutsan ve Barış Alper Yılmaz? Hani Cagne golü attı. Cagne etkisini hissettirdi. Morutsan bir pozisyonda kontrol edemedi topu. 1-1'di herhalde. Sağ çaprazda çok güzel pas geldi Kerem Aktürkoğlu'ndan. Karşı karşıya pozisyon. Fakat sağıyla dürtünce top açıldı ve pozisyondan uzaklaştı. Böyle birkaç Morutsan'ın yine ufak belki detaylar ama ufak dokunuşlar, ilk dokunuşlar çok önemli futbolcu için. Onu yapamadığını gördük. O açıdan kötü bir günündeydi. Barış Alper bir pozisyonda bencil davrandı. Evet. Orada direkt kaleyi düşündü. Sağ açısı tarafı oldukça dardı. O kadar dar bir açıdan çok ekstra bir şut çıkarmak gerekir. Hatta orada merkezde boşta olan oyuncular da vardı. Barış Alper de çok etkili değildi. Golde, ilk golde Markan'ın uzun topu. Galatasaray onunla birlikte bu topları tabii deniyor. Hani Fenerbahçe'de nasıl Salah'ı çok fazla deniyordu özellikle ligin ilk yarısında. Markan da bu topları çok iyi atabilen bir oyuncu. Feguli'ye çok güzel bir pas verdi. Feguli de keza aynı şekilde tekte Halil Derviş onunla çıkardı. Hani penaltı diyorum, faul tartışması var pozisyon içerisinde ama hani organizasyona bakarsak gayet güzel bir organizasyon vardı Galatasaray adına. Evet, Galatasaray maçında da aklımızda kalanları konuştuk. Reklama gidelim. Reklamdan sonra Trabzonspor maçına dönelim. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Evet, yeni saatteyiz. Trabzonspor maçıyla yeni saate giriyoruz. Reklam arasında Trabzonspor maçıyla ilgili konuşurken dedim şaka gibi artık Trabzonspor. Yani gerçekten şaka gibi. İstatistik üzerinden gideceğim sadece. 5 şut çekti Trabzonspor. 2 gol buldu. Rakip Adanemirspor 18 şut çekti. 3 katından fazla. Gol bulamadı. Bu sezon bir klasik. Trabzonspor ligde kalesine en çok şut çekilen takım. Artık bu da bir anlam ifade etmemeye başladı. Çünkü çekilen şutların değeri de önemli elbette. Mesela bu maçta Adanemirspor 18 şutun 11'ini ceza sahası dışından çekmiş. Trabzon'un mesela 5 şutun hiçbir ceza sahası dışından değil. Hepsi ceza sahası içinden. Bu ne demek oluyor? Trabzonspor çok daha yüzdeli bir şekilde bitiriyor. Çok daha iyi gol pozisyonları üretiyor. Yani yetenekli futbolcuları var. Bunları da doğru yerde topla buluşturunca Trabzonspor maçlarını üst üste kazanmaya devam ediyor. Olay bundan ibaret gibi. Yani bu maçta da Trabzonspor maça çok mu iyi başladı? Hayır. İç saha maçı Adanemirspor'un baskısıyla başladı. Yani ilk 15-20 dakika Adanemirspor sanki hani golü bir taraf bulacaksa Adanemirspor gibi gözüküyordu. Sonra Trabzonspor böyle bir dakikalık bir pas yaptı. İlk defa böyle topa hakim oldu. Golü de buldu hakemeyle. 26 hop 1-0. İlk yarı sonra bitti. Yine özellikle uzatmada, ilk yarı uzatmasında Adanemirspor'un çok kritik iki pozisyonu var. Svensson ve Balotelli ile. Ki Svensson'un kaçırdığı pozisyonu da out verdi hakem de. Orada Uğurcan'ın da teması var. Bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Ben de onu söyleyeyim. Orada çok ufak bir müdahalesi var. Bence o da gol giriyordu. Svensson da hissetmedi müdahale olduğunu. Sonra Balotelli'nin hemen kaçırdığı pozisyon. Ama sonra ikinci yarı yine bir bakıyorsun. Bir uzun top kaleden. Orada bir karambol. Top hakemeye geliyor. Hamşik bir koşu atıyor. Yine gol. Yine benzer bir gol. Olacak iş değil yani. Trabzonspor bug'ını bulmuş gibi bu oyunu Süper Lig'de. Benzer şekilde karşılaşmaları kazanmaya devam ediyor yani. Durmuyorlar. 39 puan oldu. Yani
En iyi başlangıçlardan biri 15 hafta 39. Daha önce bir kez 40 var Fenerbahçe'nin. 2004-2005 galiba. Ondan sonra böyle bir başlangıç yapabilen takım yok. Sen de şaka gibi nutkun mu tutuldun? Ne oldu? Yorum yapmayacağım. Yok hani düşünüyorum senden farklı ne söyleyebilirim diye düşünüyorum. Ya da önceki Trabzonspor maçlarından farklı ne söyleyebilirim diye düşünüyorum. Ama pek de bir şey bulamıyorum. Hani söyleyecek çok da farklı bir şey yok. Şimdi Trabzonspor mesela temposu yüksek mi? Değil. Değil. Trabzonspor Adana Demirspor kapattı mı mesela maçın belli bölümlerinde? Yani çok beşer dakikalık falan belki diyebilirsem bir 15 yani, dakikalık bir abluka yok. Öyle bir şey de yok. Hani sekans da yok Trabzonspor'un. Dalga dalga geldiği, hani ben artık golü atacağım dediği bir bölüm de yok Trabzonspor'un. Trabzonspor düşük tempoda oynayıp hani tamam çok yüksek tempoya çıkmasına gerek yok her takımın. Sonuçta bu bir oyun tercihi. Peki Trabzonspor temposunu yükseltmezken kalesini çok iyi savundu, pozisyon vermedi diyebiliyor muyuz? Onu da diyemiyorsunuz. Onu da diyemiyoruz. Adana Demirspor'un ciddi gol pozisyonları var. Ama neticede gol yemeden kazanan da bir Trabzonspor var. 15-12 akıl almaz bir sezon başlangıcı. Zaten puan farkları artık Galatasaray ve Beşiktaş'la kapanmayacak noktada. Fenerbahçe'yle de çok büyük ihtimalle yani %90'ın üzerinde, %95, %97, %98 artık ne dersen de bana göre kapanmaz 12 puan fark. Dolayısıyla Trabzonspor kendi için sezonun ilerleyen bölümü adına müthiş bir kredi elde etti ve o krediyi de her hafta rakiplerinin de puan kaybetmesiyle beraber daha da arttırarak devam ediyor. Tebrik etmek lazım hani Trabzonspor'u bu şekilde kazandığı için. Ama tekrar söylüyorum hani geçen haftalardakinden yine farklı olmayacak. Trabzonspor bu oyunla 2-3 maç üstte puan kaybetse şaşırmayacağım. Şimdi bu maçla ilgili, bu maç özelinde mesela sol bekte Trondsen yoktu. Evet. Dansville oynadı ki Trabzonspor genelde sol bekini de böyle stoper gibi de kullanıyor zaten. Trondsen varken de zaman zaman üçlü oynuyor hatta Trabzonspor. Yani dikkat edin hücumda yani topla çıkarken Trondsen sol stoper oluyor. Dorukhan sağ kanat beki, Vakeme de sol kanat beki oluyor. Farklı bir düzen. Sağdaki Abdülkadir Ömür daha merkeze kayıyor. Böyle Fenerbahçe'nin 3-4-2-1'ine benzer bir düzene geçiyor Trabzonspor. Mesela orada işte alıştığı Trondsen yok. Dansville vardı. Janini yoktu bu karşılaşmada. Orta sahada Berat Siopis'le birlikte işte Hamşik vardı. Abdülkadir Ömür sağ tarafta oynadı. Cornelius çok ciddi bir sakatlık geçirdi karşılaşmada. Samet'le kafa kafaya çarpıştı. O mesela maçın ilk yarısında, ilk bölümünde hatta 13'te çıkmak zorunda kaldı. Trabzon'un Janini'siz, Cornelius'uz, Trondsen'siz, Bakasetas'sız, Bruno Perez yedek kulübesindeyken yani aslında ana rotasyonda sayabileceğim 5 oyuncudan yoksun bir şekilde Adana Demirspor'u da yenmeyi başardı. Bu sezon böyle çok fazla maçı var. Yani Trabzonspor da çok eksik kaldı bu sezon sakatlıklardan dolayı, cezalardan dolayı. Ama sonuca bakarsan hiç etkilenmediler. Yani en önemli 2 gol silahı yokken, hatta 3 Bakasetas'ı da say, Trabzon yine bir şekilde gol atmayı, öne geçmeyi başarıyor karşılaşmalarda. Ya öyle tabii zaten hani şimdi normalde bir iç saha karşılaşması 5 şut. Hani Trabzonspor'un genel olarak şöyle bir son herhalde bir 100'e yakın iç saha maçını araştırsan 5 şut. Yani en kötü maçlarında çıkar. Bile 5'ten fazladır. Tabii az çıkar. Ya da 5 şut çektiği karşılaşmalarda Trabzonspor büyük ihtimalle puan kaybetmiştir. Mağlup olmuş, berabere kalmıştır. Ama bakıyorsun işte 5 şut yeterli mi 90 dakikada? Şimdi düşün 90 dakikada 5 şuttu ya. Trabzonspor'dan bahsediyoruz. Çok İlk az sağ maçı. Ama en azından şu oldu. Çok da kontra fırsatı yakaladı özellikle ikinci yarıda. Skoru da 2-0'a getirdikten sonra. Yani Vakeme ile gitti şuta dönüşmeyen o kadar çok hata var ki Trabzonspor. Hani şey de olmadı. Hani hiç çıkamadı da değil Trabzon. Hani şut çekemedi. Öyle dalgalanabilir. Hani Trabzon hiç mi çıkamadı? Çıktı. Çok da fazla kontra pozisyon buldu ama oradan şut çıkartamadı kendine. Şut çıkartamadı. İsabetli şut çıkartamadı. İsabetli şut çektiği zaman da gol attı zaten. Aynen. Mesela 5 şutun ikisi Vakeme'nin pozisyonuna geldi. Vurdu direkt. Dönüşünde attı. Hani Vakeme mesela ekstra bir pozisyon da yok. Hani bu verimlilikle beraber Abdullah Avcı'yı ülkenin başına getirsek herhalde kişi başı milli gelir $150,000 olur yani bu verimlilikle beraber. İnanılmaz verimli gerçekten, evet. Bitirici. Trabzonspor çok verimli oynuyor. Yani Trabzonspor için öyle çok da hani
kimsenin ahvah diye düşündüğünü zannetmiyorum. Özellikle Trabzonsporlu taraftarların. Sonuçta onlar puan cetveline bakıp büyük keyif alıyorlar. Almaları da gerekir zaten. Böyle bir sezon başlangıcı senin de söylediğin gibi çok az görüldü Süper Lig'de. Artık bundan sonra Trabzonspor daha iyi oyunlar ortaya koyabilir. İşte belki sakatların dönmesi, belki bu puan farkının artmasıyla beraber onu görme ihtimalimiz var. Ama ne olursa olsun işte bence sezon sonu değişmeyecek. Tablo değişmeyecek. Yani Trabzonspor şampiyon olacak böyle bir krediyle. Orada da Ahmet Ağoğlu'na bir eleştiri yapayım. Kendisi tek aday olarak başkan seçildi. Tebrik ediyoruz kongrede. Şöyle söyledi yalnız. Trabzonspor şampiyon olacak diyenler algı yapıyor dedi. Ali Koç geçen sene de aynı. Ya şimdi sevgili başkan. Aynı. Yani Allah'ını seversen sevgili başkan. Yani ligdeki puan tablosuna bak. Trabzonspor 15 maçın 12'sini kazanmış. Mağlubiyeti yok. En çok gol atan takım, en az gol yiyen takım, en yakın rakibi Fenerbahçe 12 puan fark atmış, Galatasaray'la 16 puan fark var, Beşiktaş'la 18 puan fark var. Şimdi bu tabloda Trabzonspor şampiyon olur diyen algı mı yapıyor? Yani kendi fikri olamaz mı mesela? Sen algı yapıyorsun. Yani şimdi evet Trabzonspor şampiyon olacak diyen herkes algı mı yapıyor? Yani nasıl böyle düşünebiliyorlar, bunu dile getirebiliyorlar sevgili başkanlar? Anlamak mümkün değil. Ya da tersi senaryoyu sorayım Trabzonsporlulara. Şimdi bunu kendi başkanları söylüyor yalnız. Diyor ki Trabzonspor şampiyon olacak diyenler algı yapıyor. Peki o zaman Trabzonspor şampiyon olamaz desem ya da Trabzonspor şampiyon olmayabilir desem nasıl karşılayacaklar? Ben mesela diyorum. Ben evet. Hala işin bitmediğini yani, düşünenler evet, dedim düşünenler mesela. Düşünenler desin. Hala ihtimal var bence. Evet. Trabzon harici bir takımın şampiyon olması. Yani, hangisi daha normal ama? Sizin gibi düşünen daha çok var. Olası. Tabii canım şu an Trabzonsporlara sor. Yani buradan herhangi bir Trabzonsporlu'ya desen ki ya siz olamayabilirsiniz desen adam sinirlenir. Tabii. Doğal olarak sinirlenir puan cetveline bakıp. Hani bu zaten algı lafına ben biliyorsun fena takık durumdayım. Ama bir de bu şekilde kullanıldığı noktada hani görünen köy kılavuz istemez diye bir laf var. Bakın bunu söyleyebilirsin puan cetvelinden. Başka ne söyleyeceksin? Ya da şu puan cetvelini al bu takımları Liverpool, Manchester City, Chelsea yap. Aynı puan cetvelinde. Ondan sonra senin önüne vereyim. Ne diyeceksin? Ya da, evet. Gerideki takımların hala şansı var. Lig uzun bir maraton mu diyeceksin? Ya da İngiliz birine göster mesela. Trabzon, evet. Fenerbahçe, Konya falan. Hani biliyor bir de büyüklerin hangileri evet. olduğunu. Ne o da der abi? Herhalde yani. Trabzon. Algı mı yapacak herkes? Hayır algı yapmıyor. Trabzonspor işte sen dedin ya bug'ını buldu. Evet, bu oyunun, bu ligin. O yoldan gidiyor ve çok da iyi gidiyor. Hani oyun evet öyle çok herkesi muhteşem tatmin eden, çok baskın, çok dominant bir oyun değil. Kabul. Ama maçlarını kazanıyor. Eksikler var mı? Çok. Eksik çok. Çok. Trabzonspor'un oyununda. Ancak bu bile tamam hadi mesela Trabzonspor normalde alması gerekenden 3-5 puan fazla aldığını düşün bu oyunla. Gene zaten o 3-5 puanı düş gene puan farkı 10 civarı oluyor her takımla. Hani nereden baksan Trabzonspor işi istediği gibi götürmüş durumda. Bakalım bundan sonra özellikle ilk yarının sonuna kadar Trabzonspor'un çok da zor olmayan bir fikstürü var. İlk yarının sonuna kadar 3 aşağı 5 yukarı Trabzonspor bu puan ortalamasına yakın giderse ondan sonra sen istemesen de başkası istemese de ha, istemese derken şöyle yani hani ben istemiyorum ligin heyecanı açısından ha. söylüyorum hani. İkinci yarıda farklı şeyler konuşulur. Trabzon Antalya Spor deplasmanına gidecek bu hafta. Sonrasında içeride Hatay Spor maçı var. Altay deplasmanına gidecek ve içeride Başakşehir maçıyla ilk yarıyı kapatacak ki o maç bu kalan 4 maç içerisinde en zor karşılaşması olarak gözüküyor form grafiğini düşünürsek. Yoksa Hatay maçı da zor. Antalya aslında fena gitmiyordu ama Kayseri maçında bir hayal kırıklığı oldu. Altay Trabzon maçına kadar özgüven depolar mı? Bakalım belli olmuyor yani şimdiden ben söyledim 4 karşılaşmayı ama o maç günü geldiğinde form grafikleri, sakatlar, cezalar, eksikler belirleyici oluyor. Maçla ilgili aklımda kalan detaylardan biri de ilk gol öncesi Dorukhan'ın golün içerisinde olması, oradan bindirmesi sağ tarafta. Çok iyi çıkardı orada. Hmm. İki arkadaşı vardı içeride. Rakipten herhalde 5-6 kişi vardı. Vakemeyi bulmayı başardı.
Vakeme'de ilk şutta aslında bitirebilse asist yazacaktı Dorukhan'a. Dorukhan açısından kötü oldu, üzüldüm. Hani herhalde onun da bir orta saha oyuncusu olması bu söylediğin durumda etkili. Pası çıkardı. Evet. Etkilidir büyük ihtimalle. Orada bindirmesi de bence çok olumlu. Dorukhan Toköz'ün golde payı olduğunu söylemek lazım. Onun haricinde Vakeme zaten. Vakeme'yi gollerde, asistlerde bu sezon çok ön plana çıktı. Ligin sanıyorum gole en çok katkı veren oyuncusu oldu Vakeme bu baştaki performansıyla beraber. Ki o da sözleşmesi biten futbolculardan biri. 6 gol 6 asist oldu. Gayet iyi. Herhalde liderdir. Evet, 12 gole direkt katkı var. Onun dışında en yakını Bakasetas mıydı? 7-4 mü? Evet. Bakasetas kaç? 7-4 değil miydi? Bakasetas 7-3. 3. 7-3, 10 pardon. Evet, Ali abin de matematiğini. Evet. Yok, Bakasetas'a baktım. Üste baktım. Okaka 8-1. He. Pesic 8-1. Bertolacci 7-1. Doğru. Umut Bozok'ta 6-3. Sen Umut Bozok Beşiktaş'a gol atar dedim. İnanmadın bana. Evet. Attı mı? Doğru, attı. Bir tane gol ya. Attı. O doğru. O da benzer goller oldu bu hafta. Bu arada fark ettiysen. Fenerbahçe maçında da öyle gol olmadı mı? Soldan orta salayı. Evet. İçerideki boş kaldı. Golü attı. Galatasaray'ın golü de bir benzer. Fegül'ü ortaladı. Halil boş kaleye attı neredeyse. Kopya gollerde izlemişiz bak şimdi düşününce. Evet, Trabzon'la ilgili Ali abi bir şey eklemiyorsak reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra da sıra geldi Beşiktaş'a. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. ...8-22 Kasımpaşa Beşiktaş maçıyla geri dönüyoruz Beşiktaş adına. Her hafta bir beklenti var. Ha bu maç kazanacak. Hadi kazanmayı geçtim, ha bu maç işte iyi performans gösterecek. Eskiye dönüş yapacak. Fakat bu maçın başlangıcı biraz ona yakındı aslında. Beşiktaş fena başlamadı. Can Bozdoğan'la, ki taraftan çok sevdiği bir isim haline geldi, çok güzel bir gol buldu Beşiktaş. Aslında her şey güllük gülistanlıktı. İlk yarıyı da 1-0 önde kapatmayı başardı. Pozisyonları var, bir baskısı var. Alışılageldiği şekilde geçen seneden Gezal'in çok etkili olduğu, Rozier'in çok fazla bindirdiği eski Beşiktaş'a yakın bir Beşiktaş aslında ilk yarıda gördüğümüzü düşünüyorum. Hı hı. Ama ikinci yarının başından sonra artık dakika kaçta itibaren herkes farklı bir şey söylüyor. 55'ten sonra diyen var, 60'tan sonra diyen var. Beşiktaş öyle bir çıkamadı ki, Kasımpaşa öyle bir baskı kurdu ki, hani formaları bilmesen büyük takım Kasımpaşa, Anadolu takımı Beşiktaş zannedersin. Öyle bir karşılaşma oldu açık söylemek gerekirse son bölümde. Beşiktaş bu kadar fazla çaresiz kaldığı bir karşılaşma ben hatırlamıyorum gerçekten. Hani puan kaybından bence daha kötüsü böyle bir duruma düşmüş olması Beşiktaş'ın. Kazansa da yine çok kötüydü bu mahkumiyetle, özellikle son bölümde. Üzerine Sergen Yalçın'ın oyuncu değişikliği tercihlerinin de hiç etki etmemesi, ki etki etmesi zaten çok muhtemel de gözükmüyordu. Özellikle Mehmet Topal, Gezal değişikliği. Hadi Larin Enkudu'da bir mantık bulduk. Çıkamıyorsun, kapanıyorsun, işte Enkudu kontra tehdidi, hızından faydalan, ama onu da kullanamadı Beşiktaş. Sonra onu top atacak Gezal çıkıp yerine Mehmet Topal girince hiç fayda vermedi. Üzerine bir de gol yedin. Beşiktaş açısından yine felaket bir gün. Teknik adama yazar mı bu karşılaşmayı? Ya, teknik adama da yazar, oyuncu grubuna da yazar, herkese yazar. Ama şöyle bir gerçek var. İşte maçın o son bölümünü izleyenler maçın ilk bölümündeki iyi şeyleri tamamen unuttular. O iyi başlangıcı, işte senin dediğin gibi biraz baskıyı, onlar hepsi silindi bir anda. Hani Beşiktaş biraz daha iyi başladığı bir karşılaşma oynamıştı. Skor avantajını ele almıştı. Güzel. Zaten bu kırılganlıkta öyle çok muhteşem bir oyunda kimse beklemiyordu herhalde. Beşiktaş kırılgan bir takım. Bunu kabul etmek lazım. 13 maç oldu. Beşiktaş'ın 2 galibiyeti var. 13 resmi karşılaşmada 2 galibiyeti var Beşiktaş'ın. Şey diyorlardı, ne kadar doğru bilmiyorum da, Beşiktaş son galibiyet aldığında dolar şu kadardı falan. Tabii espriler falan da yapılır. Doğal olarak yapılır. 10 mağlubiyeti var.
İlk beraberliği de işte Kasımpaşa'dan geldi. 13 maçlık tablo böyle olduğu noktada takımın zaten bir anda ayağa kalkması, bu oyuncuların bir anda kendi kimliklerine dönmesini kimse beklemesin. Beklememeli. O yüzden geçen hafta inan dedim, bilmiyorum hani ne olur Beşiktaş nasıl oynar, bence kimse bilmiyordu zaten. Sergen Yalçın da dahil olmak üzere. Her şey olabilirdi bu karşılaşmada. Ama sonu öyle bir bitti ki yine bir karamsarlık havası esti Beşiktaş'ta. Dediğim gibi yani o ilk bölümde şimdi mesela maç 1-0 iken Wellington'un çizgiden çıkan topu var değil mi? Mesela o gol olsa 2-0 büyük ihtimalle Beşiktaş maçı da kazanır o gol olsa. Ama hiçbirinin önemi kalmıyor işte o son bölümü izlediğin anda. Son bölümde nasıl öyle bir oyun ortaya çıkar? Yani izleyen herkes şunu dedi ekranda. Kasımpaşa ne zaman atacak? Tabii canım. Aynen. Ne zaman atacak? Herkes aynı soruyu sordu kendine. Şimdi işte öyle olunca Beşiktaş'ın daha fazla zamana ihtiyacı olduğu ortaya çıkıyor. Beşiktaş en azından hani bu karşılaşmada bence işte Can'ı işin içine koyarak, o Can'ın katkısını alarak biraz daha tabii hani Teşere yok, işte Pjanić yok, onların yokluğunda böyle bir kadro da oluştu ama Can'ın da 11 oynayacağı belliydi. Biraz daha böyle olması gereken bir 11'e yaklaştığını söyleyebiliriz Beşiktaş'ın. Ki Can'ı ben inanılmaz beğendim. Çok hareketliydi. Evet, çok tabii. Güzel koşular yaptı ceza sahası içinde. Topla buluştu orada. Çok iyi pas verdi. O pasın sonucu ne olmuştu? Sol çaprazdan pas verdi. İçeride bir arkadaşını gördü. Beşiktaş oradan gol çıkartamadı. Yani topla buluşmadı. Yine çok güzel koşuları var Can'ın. Ben acayip beğendim ilk yarıdaki performansını. Ama ikinci yarı için tabii aynı şeyleri söylemeyeceğim ki ikinci yarıda da yine gol atabilirdi Can. Evet. Kaçırdığı bir net pozisyon, bir pozisyon o var. O da 1-0. O da 1-0. O da 1-0'ken olan pozisyon. Hani çok fazla Beşiktaş üzerinde artık işin sağ içi tarafı bence bir şey ifade etmiyor. Artık zamanla Beşiktaş biraz daha kendini toparlayacak. Hani bu dönem geçecek. Beşiktaşların sabretmesi lazım. Neye sabredecekler ama işte. Efendim? Yani niye biraz sabredecekler, daha işte neye sabredecekler? Normalleşmesini bekleyecekler. Dediğim gibi bir anda olmaz Mert. Mesela Mehmet Topal'ın oyuna girmesine sabredecek bir Beşiktaş taraftarı yok. Hayır, herhalde. Hayır, onlardan bahsetmiyorum canım. Onlar ama sonuçta hani teknik direktöre yazan taraf. Ama sabretmesini istiyorsan Sergen Yalçın'a da sabretmesini istiyorsun doğal olarak. Çünkü görevde takım başında. Şimdi böyle hamleler yapacaksa buna mesela niye sabredeyim ki der Beşiktaş taraftarına sorsan şu anda. Yani ben bunun için mi Beşiktaş'ı izliyorum? Hani Mehmet Topal bazı oyunlarda alırsın ama bu o oyun değildi bence. Topu çünkü çıkartamıyorsun sen. Bilmiyorum, zor yani Beşiktaş taraftarının işi. Hani sabretmek, işte o noktada, onu alıştırmak. O noktada teknik adamla takım çok fazla ayrışmıyor. Yani takım nasıl şimdi mesela o alanda, o noktada, o değişikliğin geldiği anda sahada kötü oyuncular var mı? Yok. Neredeyse şampiyon olan oyuncular var değil mi? Hı hı. Ama iki pas yapıp çıkamıyorlar. Mesela neden çıkamıyorlar? Artık çünkü fiziksel ve mental olarak bir tükenme var. Şimdi teknik adam da onu düşünerek bir değişiklik yapmayı planlıyor. Peki çıkacak adam Gezal miydi gerçekten o esnadan? Sen de izlerken garipsemedin. Hadi Mehmet Topal'ın girmesi bir kenara. Gezal miydi mesela çıkacak? Herkes garipsedi. Hiç itirazım yok. Mesela o da çok diri, en diri maçlarından biriydi. Ajax maçında çıkmasını da zaten hatırla. Orada da bana garip gelmişti. Orada da çünkü canlı olarak da izledim. Orada da diri vardı. Bir kıpırdanma vardı Gezal'de. Orada da garip gelmişti. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Mesela sağdaki oyuncular iyi oyuncular ve çıkamıyorlar ya. Sağ kenarındaki teknik direktör de iyi bir teknik direktör ama o da kendinden bekleneni yapamıyor. Yani takım olarak anlatmaya çalışıyorum. Takım olarak genelde bir üzerinde Beşiktaş'ın atmaya çalıştığı bir özgüven problemi var. Normal şartlarda zaten sen yani Gezal'i çıkarıp Mehmet Topal'ı aldığın noktada da hem maçı izleyenlere vibe dedirtiyorsun. Bana sorarsan sağ içindeki oyuncuları da dedirtiyorsun onu. Ya şimdi Mehmet Topal'ın girdiğini düşünen Beşiktaşlı oyuncular tamam biz ileri çıkıyoruz mu diye düşündüler. İyice koruyalım. İyice o yani zaten koruma içgüdüsü var. Adım atamıyorsun sahada. Daha da katlanıyor Mehmet Topal gibi bir oyuncuyu kenarda gördüğün zaman. O yüzden sabır diyorum. Yani bunlar bu süreç bir şekilde Beşiktaş'ta atlatılacak. Ama böyle de devam etmeyecek. Yavaş yavaş Beşiktaş daha iyi. Bugün işte Kasımpaşa maçında 15-20 dakika oyun. Bir sonraki maçta belki yarım saat daha iyi oyunla birleşecek. Ve Beşiktaş kazanmaya başladıktan sonra bugünleri atlatacak. Bu oyuncularla atlatacak. Tabii. Şimdi kadro bu. Geçen hafta o yüzden zaten anlatmaya çalışmıştım. Hani Beşiktaş Sergen Yalçın'la devam kararı verdikten sonra
Beşiktaş bir anda 5'te 5 yapmayacaktı. Çok belli. Bu takım yapamaz. Bu oyunda olmaz. Burada da mutlaka bu tarz kayıplar olacak, mağlubiyetler olacak. Ama eğer Sergen Yalçın'la devam kararı verildiyse bu sürecin böyle geçirmesi de kabul edilecek. Çok fazla yapabileceğim bir şey yok. Evet, zor bir durum. Zor Beşiktaş adına ve bu karşılaşmayla ilgili hani başka neler söyleyebiliriz? Sonunda... Ya bir de hani üzücü olan şu, yani Beşiktaş'ın bu son yarım saatte baskı yediği takım ligin 19.sü. Hani ligin 19.sü Beşiktaş'ı yarım saatte dövdü. O onun olmaması lazım. Onları da tebrik ediyorum bu arada. İnanılmaz bir baskı kurdular. Evet. Çok hareketliler. Hak etti. Nefes Kasımpaşa, aldırmadılar evet, Beşiktaş'ta. Kasımpaşa hak etti beraberliği. Ama aynı Kasımpaşa geçen hafta Adana Demir karşısında 80. dakikada 4-0 mağlup olabilirdi. Gol yemediler o bölümde ama 4-0 olabilirdi o maç. Ondan sonra işte son 10 dakikada yine onların da iyi bir oyunu vardı. Şimdi evet, her takım her takımı baskı altına alabilir. Her takımın iyi oynadığı bölümler vardır. Doğaldır. Ama Kasımpaşa'dan yanlış anlaşılmasın. Ligin yani 15. haftası değil mi? 15. haftadayız. Tabii. 15. hafta bittiği noktada ligin 19.sü seni yarım saat 35 dakika bu hale sokuyorsa işte o problem. 5 dakika 10 dakika olur. Anlarım. 5 dakika 10 dakika Kasımpaşa baskı yapar. Golü de bulur mesela. Ondan sonra sen tekrar sazı eline alırsın. Sen bir sekans yakalarsın. Hani böyle karşılaşmalar defalarca izledik ama yani 35 dakika öyle blok halinde Fenerbahçe ile oynamıyorsun ki. Dortmund ile oynamıyorsun ki. Kasımpaşa ile oynuyorsun. Yani nasıl çıkamazsın? Nasıl iki pas yapamazsın? Bunları açıklamak işte sadece sağ içiyle olmuyor. Anlatmaya çalıştım mı? Yoksa hani oyuncu grubuna bak. Dersin ki ya ne olacak? Bu baskıyı nasıl kıramazlar? Ama kıramıyorlar. Teknik direktör de orada işte kenarda. O da baskı yiyor aslında. O da baskı yiyor. Hani takımın yediği baskıyı o da yiyor. O da yediği noktada işte Mehmet Topal'ı düşünebiliyor orada. O da ama sonra diyor ki maç sonu kenardan gelen oyunculardan çok fazla verim alamadık bu sezon diyerek aslında yine futbolcuların bir kısmını hedef tahtasına oturtuyor. Ya çok takılmıyorum oraya. Hani çok takılmıyorum. Bir şey söylemesi lazım. Geçenlerde dedi ya, artık her maçtan sonra aynı şeyi söylemekten sıkıldım. Ne diyeceğimi bilemiyorum dedi. Çünkü çözemiyor. Çözemiyor belli. Hani Sergen Yalçın şu an bu kötü gidişatı nasıl durdururumun cevabını bulmuş bir teknik adam değil. Onu bulamadığı noktada bir şeyler yapıyor. Yaptıkları da sonuç vermeyince bir şey söylemek zorunda. Oraya çok takılmıyorum. Hani Beşiktaş'ta artık oralara çok fazla takılmamak lazım. Ama futbolcular nasıl etkileşim? Sen takılmıyorsun ama bir yedek futbolcu bu sözlerden etkilenir mi? Ne bileyim, geçen haftalarda başka futbolcu suçlamıştı. Mert, artık etkinin şeyi kalmadı. Herkes etkilenmiş durumda. Bu söz artı bir yazmaz. Artık tekrar söylüyorum. 13 maç 10 mağlubiyet diyorum sana. Artık etkilenmesi mi kalmış? Yerle bir olmuş zaten takım. Beşiktaş'ın neye ihtiyacı var biliyor musun? 3 hafta falan bir araya. Anlıyorum. Ama işte Sergen Yalçın'la mı devam edilecek? Edecek. Gerçekten? Sergen Yalçın'la devam edilecek. İşte o yüzden bu açıklamalar bence önemli. Hani bir şey söylemesi lazım ama böyle söyleyen bir teknik adam için oynar mı futbolcular ya da onu ne kadar dinler? Hani iş o noktaya geldi şimdi. Çünkü Sergen Yalçın'la birebir alakalı bazı işte açıklamalar. O yapıyor sonuçta bu açıklamaları. Sahadaki değişikleri o belirliyor. 11'i o belirliyor. Taktiği o belirliyor sonuçta. Evet, futbolcular da bazen uygulayamıyorlar, kabul, ama iş dönüp dolaşıp Sergen Yalçın'a bitiyor. Şimdi bazı muhabirleri izledim. Mesela hafta sonu Cuma günü yine Fırat Güneyer'i herhalde gördüm TRT'de. Herkes hani Sergen Yalçın'da problemi görüyor. Mesela onlar da tam söyleyemiyor. Sergen Yalçın'da artık sahaya daha fazla konsantre olması gerek diyorlar mesela. Bu ne demek mesela? Konsantre değilse başka bir şeyler var demek onun kafasını kurcalayan özel hayatında. Herkes bundan bahsediyor ama tam da bahsedemiyor. İş dönüp dolaşıp hani Sergen Yalçın'a geliyor Beşiktaş'ta. Benim anladığım muhabirlerin sözlerinden de işte geçen haftalarda Orhan Yıldırım'ın köşe yazısından da problem Sergen Yalçın'ın sahaya konsantre olamaması. Sağ dışı konuların etkilemesi. Benim çözümüm şeyim bu. Anladığım şimdi bu. Eğer senin dediğin gibi böyle karınlarından konuşup net olarak söyleyemiyorlarsa ve Beşiktaş yönetimi bunları bilmesine rağmen Sergen Yalçın'la devam kararı aldıysa, bu Beşiktaş yönetimine yazar. Bu kimseye yazmaz, kusura bakmasınlar. Beşiktaş yönetimidir burada sorumlu olan. Eğer bu işte Sergen Yalçın'ın özel hayatı
konsantrasyonu yeterli seviyede değil. Peki konuştunuz mu? Biliyor musunuz? Gerçek mi? Bunları değerlendirdiniz mi? Analiz ettiniz mi? Analiz sonucunda ne karara vardınız? Eğer bunları görmezden gelip sırf taraftar Sergen Yalçın'ı seviyor diye Beşiktaş yönetimi böyle bir devam kararı aldıysa bu Beşiktaş yönetimine yazar. Ama onu sen ben çok net olarak bilemeyiz. Bilemeyiz tabii ki biz. Hani bizim söyleyebileceğimiz yok. Bir şey değil. Sergen Yalçın bunları yapıyordur. Konsantrasyonu gitmiştir. O yüzden de takımdan ayrılmalıdır. Takımla bağ kopmuştur. Bu çok ciddi bir iddia olur. Ortaya konulması gerekir. Ama burada karar merci Beşiktaş yönetimidir. Bak ben şöyle bir şey söyledim sana. Hani Beşiktaş yönetimi bu iddiaları biliyor ya da Sergen Yalçın artık güvenmiyor ama taraftar korkusundan dolayı hadi bırakalım bir 3-4 maç daha zaten bu kazanamayacak o zaman göndeririz de getiriyorsa bu da Beşiktaş yönetiminin ayıbıdır. Sergen Yalçın'a karşı yaptığı bir ayıptır. Yani her şey burada yönetime çıkıyor. Yönetimin aldığı karara çıkıyor. Tabii. Eğer biliyorsanız o kararı verdiyseniz arkasında durmanız gerekir Sergen Yalçın'ın. Hani Sergen Yalçın'ın böyle bir zaafı var farkındayız. Ama hocamızla konuştuk problem yok. Düzelecek, ayarlayacak, konsantre olacak diyorsanız okey hiç söyleyecek bir şey yok. Mesela o da bir yönetim kararıdır. Hani bu zaafı bilip ya da varsa böyle bir zaafı bilip Sergen Yalçın'la konuşup tamam problem yok biz biliyoruz ama farkındayız ama devam edeceğiz. Okey hiçbir şey yok ama işte o kararı verdiğiniz noktada da onun devamı 3 maç olamaz. Orada da ben itiraz ederim. Ya zaten 13-12 maç olmuştu sen o toplantıyı yapmadan önce. 12 maçın 10'unu kaybetmiştin. Şimdi 13. maçta berabere kaldın diye mi Sergen Yalçın'ı göndereceksin? Aynı işte Pereira'nın durumu. Evet. Ya olacak iş değil. Eğer devam kararı verdiyse ne diyeceksin? Sen bu sezondan ne bekliyorsun artık zaten? Hani 16 puan da 18 oldu. Karalar mı bağladı Beşiktaşlılar? Eyvah 18 puan oldu. Fark kapanmayacak mı diyorlar bu hafta? Zaten 16 puandı. İşte bundan sonra o yüzden söylüyorum zamana ihtiyaç var. Zamanla onarılır bu şeyler. Eğer senin söylediğin noktada iş bir de nereye geliyor? Yani oyuncular artık Sergen Yalçın'a inanmıyor, işte güvenmiyor. Aynen. Dolayısıyla buradan bir yükseliş olmaz. Aynen onu demeye çalışıyorum. Evet ama eğer oyuncular Sergen Yalçın'ın gelecek sene de takımın başında kalacağını biliyorsa oyuncular da kendine çeki düzen verir. O da bir yoldur. Ama işte burada her şey dönüyor dolaşıyor. Yöneticilerin vereceği karara geliyor. Eğer ki mesela o oyuncularla teknik adam arasında klasik oldu artık bağ kopmuşsa onarılamayacak noktadaysa o zaman Sergen Yalçın değil Klopp olsa fark etmiyor futbol takımlarında. Onun geri dönüşü olmuyor. Yani sen istersen o bağ koptuktan sonra 3 senelik anlaşma yap Sergen Yalçın'la ne olacak? Devam edemezsin. Hani Beşiktaş bir de tahammül nereye kadar? Hani bir yerde de bir şeyler göstermesi lazım. İşte bu maçta göstererek başladı ama o kadar felaket bitirdi ki silindi o diyorum ya o tamamen silindi artık kimsenin umurunda değil Beşiktaş'ın nasıl başladığı nasıl bitirdiği oldu bu karşılaşmada kimse artık düşünmüyor ha, iyi başladı işte Can çok güzel bir gol attı enerjikti şöyleydi böyleydi geç hikaye artık Beşiktaşlılar için o yarım saat yetti kahretti Beşiktaşlı taraftarları dolayısıyla benim gördüğüm biraz daha eğer Sergen Yalçın'la devam edilecekse ki ediliyor zamana ihtiyacı var. Yavaş yavaş Beşiktaş bir toparlanma sürecine girecektir. 8.39 saatlerimiz. Girişte Fenerbahçe'yi konuştuk. Sonra Galatasaray her reklamasında bir takım. Trabzonspor, Beşiktaş. 4 reklamasını böylelikle geçirmiş olduk. Reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra telefon hattını açacağız. 0212 363 04 34. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. ...8.45 saatlerimiz... ...telefon hattını açmıştık... ...ilk dinleyicimiz hattımızda... ...günaydın, hoş geldiniz... ...günaydın... ...merhaba... ...merhaba, Ankara'dan arıyorum... ...ismim Osman Lekesi... Hı hı. ...sabah sizi dinleyemedim... ...daha radyoyu yeni açtığım için... ...Fenerbahçe'nin dünkü oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz... ...ve bundan sonra toparlar mı... ...bu şekilde devam eder mi... ...görüşlerinizi almak istiyorum... Evet teşekkürler görüşmek üzere. Evet, sizleri çok seviyorum her sabah gerçekten güzel oluyor dinlemek. Hı hı.
Evet, sağ olun, görüşmek üzere. Biz tabii programın girişinde Fenerbahçe'yi konuştuk. Dinleyicimiz yeni açmış, yeni bağlanmış. O da ama tabii şimdi bir dinleyici için de tekrar kendimizi etmeyelim. Aynen. Onu podcast'e yönlendirelim. Hı hı. Çünkü sabahtan beri dinleyenler vardır. Onları da ikinci kez tekrar etmeyelim. Şöyle söyleyebiliriz belki, hani farklı ne söyleyebilirim ben de diye düşündüm. Vitor Pereira orijinal ayarlarına döndü. Bence böyle toparlama ihtimali, hani dinleyicimiz oradan pas attı, daha fazla. Yani dörtlüyle toparlama şansı olsa bile bunun kısa vadeli olacağını düşünenlerdendim ben. Ki orada da bir toparlama olmadı. Yani bir galibiyet geldi Galatasaray karşılaşmasında ama sonrasını getiremedi Fenerbahçe. Bu anlayış daha içine sinen, kendiymiş gibi, yani Vitor Pereira bence de kulübesiydi dünkü karşılaşmada. Ondan önceki karşılaşmalarda biraz yönetimin dayatması, yorumcuların dayatması, taraftarın dayatmasıyla birlikte bir dörtlü anlayışa geçmiş. Kendi olmayan bir Pereira vardı. Ama bu Pereira bence çok daha fazla şey vaat ediyor. Çünkü Fenerbahçe bu kötü seride de, yani 4 maçta 3 kez kaybetmiş, bir maçta işte son saniyede beraberliği bulduğu dönemde de aslında böyle çok çok olağanüstü kötü oynamıyordu. Konyaspor maçı bir işte maçın başında 2-0 geriye düşmüştü Fenerbahçe ki olağanüstü de bir gol yemişti, hatırlayın o karşılaşmada. Hani 100 kere vursan bir kere gol olur cinsinden bir goldü o karşılaşmada yediği gol. Ama onun haricinde kötü bir futbol yoktu. Daha iyisi olabilir mi işin hücum kısmında? Olabilir. Bu maçta da o kısmı gördük Fenerbahçe'de. Hani Serdar Dursun'un, Berisha'nın gol attığı, Ferdi'nin hücumda ön plana çıktığı, Mesut'un, Özil'in kendine geldiği. Bu Fenerbahçe bence dediğim gibi o diğer dörtlü savunma oynadığı karşılaşmalara göre çok daha fazla şey vaat ediyor. Biraz mesajlarınıza dönelim. Ümit Koşar, Atiba maç sonu birbirimizi suçlamak yerine daha çok çalışmak lazım dedi. Bunu bence direkt olarak hocasına söyledi demiş. Tabii ki bu her zaman böyledir. Yani birbirini suçlamaktan ziyade, evet, herkes kendi elinden gelenin en iyisini yapacak ki bir çıkış yolu olsun. Yoksa başkasını suçlayarak da bir çözüm bulmak uzun vadeli en azından kolay değil. Yani kısa vade belki götürürsün de uzun vadede yine tökez zaman garanti diye düşünüyorum. Halil Demir, Beşiktaş gömülmüş çıkamıyor. Takımda çıkabilen tek oyuncu Gezal, Sergen Hoca kalkıp onu oyundan alıyor ve sonra o kanattan gol yiyor demiş. Tabii Kasımpaşa'yı tebrik ederken Donk'un pası Eren'in ki oyuna sonradan girmişti. Oradaki hamlesi de aslında golü getirdi Hakan Kutlu'nun. Bir an duraksadım. Hakan Keleş diyecektim. Giresunspor hocasıyla da çakıştı. Kim oldu da tabii karışıyor bazen teknik adamlarda. Onun etkisi de Donk'un pası, Eren'in ortası da gayet güzeldi Kasımpaşa. Golü bulduğunda onun da hakkını teslim edelim. Erdem Özkan, sizi tenzih ederek söylüyorum. İlk fırsatta Pereira'nın gönderilmesini isteyen futbol uzmanlarımız, Pereira'dan daha gerideki Sergen ve bilhassa Fatih Hocalar söz konusu olunca hiç konuşamıyorlar. Bunu da o insanları en çok kale alan Ali Koç irdelemeli demiş. Böyle bir eleştiri geçirmiş. Şu anda hani artık 3 teknik adam arasında en çok sallanan Sergen Yalçın desek bu hafta itibariyle doğru mudur? Değildir. Pereira mıdır hala? Yok. Şu an bence sallanan yok. Eğer bugün şu dakikadan konuşuyorsak. Ali abi en çok sallanan. Şimdi sallanan var. Şimdi Sergen Yalçın sallanıyor. Pereira sallanıyor hala. Fatih Terim bence en az sallanan. Hani benim terazimde Sergen Yalçın bir numaraya yükseldi. Pereira bu galibiyet, bu taktik dizi diş, bu oyunla ikinci sırada. Taktik dizi diş oyun. Güldürdün beni. Niye? Ya şimdi bir galibiyetle bu kadar fazla şeyin değişmemesi gerekir. Ama işte o galibiyeti nasıl aldığın da önemli. Tamam, ben saydım sana. Dörtlüden üçlüye dönme. Galibiyeti nasıl aldığın dört önemli gol. Ama oyun, istek. Yani bak, Pereira aynı Pereira. Pereira'nın ayarlarıyla oynayan Fenerbahçe oldu zaten. Ali abi ben sadece kıyaslıyorum Sergen Yalçın'la. Tamam, anladım, anladım senin dediğini. Ben daha genele bakıyorum. Şimdi bir anda geçen hafta, yani her gün gazetelerde Pereira'nın gideceği, artık gitmek üzere olduğu ve yerine kimin geleceği konuşuluyordu. Her gün ya. Her gün her gazetede. Geçen haftadan bahsediyorum. Geçen yıldan, geçen aydan değil. Geçen haftadan bahsediyorum. Şimdi Fenerbahçe Rize'yi mağlup etti. Özellikle ikinci yarıda iyi oynadı. Farklı kazandı. Peki şimdi ne değişti? Yani Pereira 3 günde bir anda iyi teknik adam mı oldu?
ya da kötü teknik adamdı da bir anda mı iyileşti? Ne oldu? Şimdi o kadar yanlış bir bakış açısı var ki. Abi belki bu arada hala Pereira'yı bu galibiyete rağmen takımında görmek istemeyen çok Fenerbahçe'de vardır ama vardır, benim düşüncem. Olabilir bu. Ama işte bu kadar kolay olmamalı. Zaten sezon başından beri anlatmaya çalıştığımız şey buydu. Bu kadar kolay olmamalı. Beşiktaş için de ben şimdi hayır dedim ya Sergen Yalçın'a. Neden hayır dedim biliyor musun sana? Ya daha geçen hafta Beşiktaş yönetimi Sergen Yalçın'a güven oyu verdi. Şimdi geçen hafta güven oyu verdiğin hoca Kasımpaşa ile berabere kaldı diye göndermeyi düşünürsen o zaman önce sen gideceksin. Kusura bakma yönetim olarak. Eğer bu kadar dalgalanıyorsan şimdi taraftar dalgalanabilir. Anlarım. Taraftar. Sonuçta duygusal bakıyor. Ama sen duygusallıktan en uzak olması gereken noktadasın. Yönetici pozisyonundasın. Yönetim pozisyonundasın. Koskoca milyonlarca taraftarı olan bir camiye yönetiyorsun. Eğer senin kararın Kasımpaşa maçına göre değişecekse o zaman vay haline. Rize Spor maçına göre değişiyorsa vay haline. O yüzden dedim kimse sallanmıyor diye. Öyle olmaması lazım. Çünkü iki teknik adam da yönetimle konuştu. Güven oyu alındı ve devam ediyor olmaları lazım. Bir süre devam ediyor olmaları lazım. Baktın çok işin içinden çıkamadığın noktaya geldi. O zaman itirazım yok. Ama o zaman da bu toplantıları yapma. Ya da toplantı yaptığın anda Pereira kusura bakma seninle olmayacak güle güle de. Sergen Yalçın tamam anlıyoruz şampiyon oldu şöyle oldu ama biz artık buradan seninle çıkışı göremiyoruz de gönder. Ama bir maçla artık o kararı da verme artık insaf diyorum. O yüzden dedim kimse sallanmıyor diye. Anlatabildim mi? Tabii anladım şimdi. Pereira'la ilgili mesela ben de sen de geçen hafta hani böyle bir düzende kalmasının çok bir anlamı yok gibi gözüküyordu. Ama hani diyebilirsiniz çünkü geçen hafta öyle konuşuyordu. Şimdi niye böyle konuşuyorsun diye. Ama bu hafta ben sene başındaki Pereira'yı gördüğüm için eğer böyle olacaksa bundan sonraki haftalarda da kalmasına bir problem yok. Ama bundan önceki işte Galatasaray maçıyla başlayan süreçteki Pereira olacaksa kalmasının hiçbir anlamı yoktu. Şu an o yüzden benim de Pereira'yla ilgili bu haftalık düşüncem değişti. Ama tabii bu da istikrarsız olacaksa yani bu hafta böyle öbür hafta öyle. Aynen. O zaman yine bir anlamı olmayacak. Ben de ona çok güvenemiyorum. İşte ben de anlık konuşuyorum. An hani gün be gün değişiyor sonuçta dengeler. Biz de onu anı yorumlamaya çalışıyoruz. Bazen bir projeksiyon da yapıyoruz önümüzdeki döneme dair. Şimdilik onu da yapmak çok kolay değil. Yani Türkiye şartlarında zaten bir projeksiyon yapamıyorsun. Hayatla ilgili yani masraflar her geçen gün artıyor. Yani ne desen boş. Futbol takımlarında da şu anda çok farklı bir durum yok. Mehmet Ünlü demiş ki mesela geçen hafta Farioli faydalı olur mu tartışmaları vardı. İşte Bilic çok konuşuluyordu Fenerbahçe'de. Evet bunlar vardı. Kabul ediyoruz. Ama futbol bir işte. Bir galibiyetle birlikte farklı şeyler konuşmaya başladı. Şimdi belki Avrupa Ligi'nde çok kötü bir maç çıkacak. Fenerbahçe'den atıyorum ki artık her şey belli de. Farazi konuşuyorum tamamen. Yine Pereira tartışılmaya başlanabilir. Mesela bu maçta ilgili konuşmadığımız detaylardan biri Mert Hakan Yandaş'ın sakatlığı. Onunla ilgili herhangi bir haber görmüş müydük Ali abi öncesinde? Yok. Bir şey okumadık. Değil mi? Yani ben mi kaçırdım acaba? Dedim çünkü ben de görünce şaşırdım. Ben Mert Hakan'ı bekliyordum. İlk 11'de. O da sakatlığı nedeni yokmuş. Geçmiş olsun diyelim. Sakatlığı ne bilmiyorum ama. Hatta ekleyelim de mesela Mert Hakan da son dönemde Fenerbahçe'ye iyi katkı veren oyunculardan biriydi. Hani Valencia dedik, İrfan Can dedik. Mert Hakan'ı da unutmayalım. Aynen. Merkezde. O da toparlamıştı. Kaleci de unutmayalım. Belki. Yani Altay da yok. Hı-hı. Fenerbahçe'de aslında evet, hani eksik sayısı konuştukça ortaya çıkıyor kadro o kadar derin ki konuştukça evet o da eksikti diyorsun. Tabii canım yani bu kadro ligde kaç takım da var bu evet. Kadar yani Pelkas oyuna giremiyor öyle bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Ama ne olursa olsun bu saydığımız 4 oyuncu da hani Fenerbahçe bu yıl içerisindeki geride kalan mücadelelerde ciddi katkı veren isimler. Öyle bir dezavantajı var takımın. Berke'ye parantez açmışken daha önceden de söyledim geçen hafta ben bir toparlanma görüyorum net şekilde Berke'de. Bu maç çok iş düşmedi. Evet bu maç. Ama o da özgüvenini kazandı. 8.55 yine reklam vaktimiz geldi. Saat başıyla birlikte yine telefon hattımız açık olacak. 0212-363-0434. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Yeah.
Yeni saatteyiz. Saatlerimiz 9 oldu. Dinleyicimiz var yine attığımızda. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Öncelikle ya yorumlarınızı çok beğeniyorum ben. Bütün lig dahilindeki yani Avrupa'dan olduğu yorumlamalarını da beğeniyorum. Bu YouTube kanalını da takip ediyorum. Öncelikle bir teşekkür edeyim dedim size. Sonrasında da bu Galatasaray'ın maçıyla ilgili Cüneyt Hoca penaltı pozisyonunda çok net bir şekilde kendisi gösteriyor. Yani var burada varın uyarıları şu şekilde olmuyor muydu? Hocam görmedin mi? İşte şöyle oldu. Yok gördüm. Pozisyon temiz deyip mesela Cüneyt Hoca geçemez miydi o pozisyonu? Siz tabii programı tamamını takip etmemişsiniz. Bir kısımda aynen Ali abi bana böyle bir soru sordu sizin sorduğunuz gibi. Orada benim anladığım şu, çünkü orada sağ kolun olan teması Cüneyt Çakır görmüyor. Görüp öyle değerlendirmiş olsa zaten VAR'ın uyarabileceği bir şey yok. Ama benim anladığım VAR Cüneyt Hoca'nın orada görmediği açıdan sağ kola teması görüyor. Cüneyt Hoca'ya soruyor. Cüneyt Hoca da ben görmedim derse o zaman VAR çağırabiliyor. Bununla alakalı. Anladım. Bir de sizce şu VAR kayıtlarının açıklanmaması, hani kısa kesitler de olsa, neden mahrem bir konu? Yani burada neyin mahremiyetini yitiriyor acaba? Ben bunu çok merak ediyorum. Hani hocam böyle oldu. Neticede bir şeffaflık bu. Bizim de aklımızda hiçbir şey kalmaz. Hocam böyle oldu. Tamam. Peki siz açıklandığı anda ne bekliyorsunuz? Mesela Galatasaray'ın penaltısını vermeyelim hocam falan gibi bir ifade mi bekliyorsunuz? Yani yine açıklandığı anda da tartışmalı bir karar olsa bile yine standart şeyler konuşuluyor olacak aslında. Çünkü onların hepsi kayıt altında. Yani buradan taraftarlar da yönetimler de ne bekliyor ben çok anlamış değilim. Yani doğru, ama ben bu mesela şu pozisyonu daha böyle bir şey, Cüneyt Hoca diyecek ki ben tamam gördüm, kolu kapalı, sol kola temas var. Hayır hocam, sen sadece solu görmüşsün, işte sağ kolda temas var. Bu olmuştur işte, hani siz de farkındasınız, hani ben de anlatmaya çalıştım, hani bundan farklı bence bir konuşma olmamıştır. Yani açıklansa da bu çıkar zaten. Anladım. Yani teşekkür bence de hani Barış abi de mesela daha şeffaflık istiyor. Hani o da açıklansın VAR kayıtları diyor. Bana kalsa hiç açıklanmasına gerek yok. Zaten aşağı yani yukarı. Sizin düşüncenize göre zaten şöyle, hani açıklanması da bir şeyi değiştirmeyeceği için aynen. Açıklansın. Yani şeffaflık olsun. Yani niye gizli kalsın? Hı-hı. Ama madem öyle açıklansın. Biz de dinleyelim. Hani art niyet kovalamayalım sürekli. Ya burada neden böyle çalındı? Neden böyle yapındı? Bir de çok kısa Fenerbahçe ile ilgili bir yorumda bulunacağım. Tabii. Ya Fenerbahçe camiası kadar kendini çıkmaza sokan bir camia olamaz. Yani lig sonuncusu Rize'ye de işte 3-4 atıp güzel bir oyunla kazanınca da bir anda böyle toz bulutlarının dağıldığı başka bir camia daha olamaz. Hani camia kendi içinde çok şey. Birbiriyle çatışıyor sürekli. Hı. Ve bu ya öyle zannediyorum, hani Aziz Yıldırım'ın bir artçıları. Yani Fenerbahçe camiasında hala bölünmüşlük, Aykutçular, Ersuncular, işte Vitorcular, ne bileyim Ali Koççular. Yani bu da Fenerbahçe camiasına yaramıyor. Bir titreyip böyle seçilmesi lazım. Ya yani bu sene için zaten bence her şey işten geçti. Hani siz öyle düşünmeseniz de ben Ali abiyle aynı düşünüyorum. Hani ligde, ama Vitor Pereira da şöyle, bu takımı şampiyon yapmaya geldi. Sezon sonunda o başarısız olur yani, eğer şampiyon yapamazsa, ama Sergen Yalçın ve Fatih Terim daha ayrı bir yerde. Fenerbahçe çünkü her sene şampiyonluk için oynuyor. Yani tek iddiası, hedefi bu. Galatasaray ve Beşiktaş bilmiyorum, uzun süreli devam etse çok da Vitor'la devam edilmez, ama Fatih Terim ve Sergen'le edilse de çok şey değişmez. Hı hı. Evet, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Görüşmek üzere. Bir de Beşiktaş'ta, Galatasaray'da tabii yakın zamanda şampiyonluklar geldi. Lig şampiyonlukları. Fenerbahçe'deki haset çok daha fazla rakiplerine göre. O yüzden onların, yani oradaki teknik adamların da işi bir kat daha fazla zor. Bu arada işte hakem kararı Cüneyt Çakır, VAR'dan nedendi, açıklansa açıklanmasa, hafta sonu bir tartışmalı Dortmund Bayern maçı oynandı. Biliyorsunuz, belki takip etmişsinizdir, hatta Galatasaray maçıyla paralel böyle gitti. Ya da Galatasaray maçı sonu, tabii yok, 20-30'da başladı o karşılaşma. Galatasaray maçı bitimiyle birlikte takip edenler olmuştur. Orada da çok fazla tartışmalı pozisyon vardı. Hatta Bellingham daha önce işte
şike yaptığı tespit edilmiş bir hakemin böyle bir maça atanırsa böyle kararlar çıkması normal diyerek aslında Süper Lig vari bir açıklamada bulunmuş olması da Alman futbolu Süper olan... Lig'i göz kırptı. Kariyerin evet. İlerleyen bölümünde inancı biraz Süper Lig'de oynamak için gereken her şeye sahip evet. olduğunu bu genç yaşta. Benim çok beğendiğim 2003 doğumlu müthiş bir ortası ama bu açıklamayı hiç beklemezdim kendisinden. Bağlamak istediğim konu şu aslında, bunlar da değil. Olur olmaz, hani ben bilgi olarak söyleyeceğim. Maç sonu hakem çıkmış, yayıncı kuruluşa röportaj vermiş. İşte kararları neden öyle verdiğini. Yayıncı kuruluşu anlatmış. Hani şeffaflık bekleyenler var. Maç sonu hakemler konuşsun diyen de var. Hani var kayıtları açıklansınla birlikte. Hakem de kararları açıklamış. Bilmiyorum tatmin etti mi Dortmund'lu taraftarları. Yani açıkladı diye her şey güllük gülistanlık oldu mu? Yine sonuçta o ne derse desin. Atıyorum penaltı olmadığını düşünen Dortmund taraftarına bir anlam ifade etmeyecek bu açıklamalar. Yine yanlış bulacak. Değil mi? Yani sonuçta açıklasa bile o başka türlü görüyor çünkü. O pozisyonu penaltı olarak görmüyor. Penaltıdan mı çıktı tartışma, onu da çok hakim değilim. Penaltı ama bir tane tartışmalı penaltı pozisyonu vardı. Evet, evet, Hummels'in yaptığı çıktı. Mı? Onu kaçırmadım, onu izledim. Ama dediğim gibi yani bunu da konuşsa da şeffaflık da olsa hani beğenmeyen zaten beğenmiyor kararı. Doğru, bir de ben bazen şunu da düşünüyorum. Şimdi bir örnek verirken genelde tabii ki daha iyiye bakıyoruz. Ama bizde genelde en iyiden örnek vermek de içinde bulunduğumuz durumla beraber bizi bence bazı yanlışa sevk ediyor. Şimdi bir oyun anlayışında ya da bir sistemde Klopp'un Liverpool'unu ya da Guardiola'nın Manchester City'sini formasyon, sağ parselizasyonu, işte top paylaşımı, oyuncu rotasyonu konusunda örnek verdiğiniz zaman bizdeki uçurumu göz önüne almadığımız için biraz bizi yanıltıyor. O konudayım. Futbol iklimi konusunda da böyle. Şimdi sen diyorsun ki ne güzel, bak Almanya'da çıktı, hakem anlattı. Bizde de böyle olabilir. Güzel olarak demedim, bilgi olarak dedim ama... Yani anlatabildim mi ne demek istedim? Şimdi bizim alacağımız oraya kadar o kadar fazla yol var ki. Tabii. O kadar uzağız ki o futbol kültürüne ya da o oyunlara, o kadar uzağız ki. Verdiğimiz noktada biraz kendimizi yanlış değerlendirmiş gibi oluyoruz. Ya lütfen Türkiye'deki bir hakemlerin durumuna, işte MHK'lerin durumuna, MHK'ye müdahaleye, MHK'nin değişen başkanlarına şöyle bir göz atalım. Hani bunlar yaşanırken işte orada öyle oluyor, bizde niye olmuyor demek, hani sen daha yürüyemiyorsun ama bu adam neden 100 metre koşmuyor ya? Hani bak orada ne güzel adam 100 metre koşmuş 9.58 de biz de yapabiliriz gibi bir örnek oluyor. Sen daha yürüyemiyorsun arkadaş, orada değilsin. Onu verdiğimiz zaman bazen o yanılgıya ben de düşüyorum kendim. İşte bak diyorum Premier Lig'de öyle oluyor. Yani işte şeyde böyle, tamam güzel, iyi örneklemen güzel, anlıyorum ama aradaki uçurumu da es geçmemek lazım bazen. Bu hakemler konusu da öyle. Şimdi hani hakemlerin atanmasına daha hazır değilken ülke, hakemlerin VAR'la ilgili yaptığı konuşmaların açıklanıp oradan işte şeffaflıkla ilgili beraber iyiye gidiş bekliyoruz. Ya lütfen konuşsalar ne olur bir de siz düşünün. Hani şu ortamda konuşsalar ne olur siz düşünün. Çok uzağız o şeye. Zaten oralara normal doğru adımlar atarak yaklaşabilsek bu tartışmalar da kendiliğinden gidecek. Kendiliğinden ortadan kaybolacak. Hani şöyle düşünüyorum ben de Ali abi. Hani bizde bu şeffaflık olsa da aynı etkiyi yaratmaz işte, Almanya'daki. Evet. Çünkü bizim zihinlerimiz farklı çalışıyor. Aynen, hazır olmadığın noktada onu da getirirsen daha büyük problem olur. Benim aynen. anlatmaya çalıştığım oydu. Ama bak ya, hazır nasıl olacaksın? Hazır da olamazsın. Bu zihniyeti değiştirmek kolay değil. Çünkü bir güvensizlik ortamı var şu anda Türkiye'de. Futbolda, iklimde. İşte Galatasaray Başkanı Burak Elmas mesela cumartesi günü bir basın toplantısı düzenledi. O da zaten bir süredir açıkça ifade ediyor. Orada da ifade etti. Yani güvensiz MHK'ye güven yok. TFF'ye güven yok. İşte TFF içinde Nihat Özdemir'e karşı oluşum var. Birbiriyle çatışan oluşumlar var. Böyle olduğu müddetçe sen VAR kayıtlarını da açıklasan, her şeyi en şeffaf şekilde de yapsan başka bir şey bulacaksın. Almanya'da tabii, bulmazlar. Çünkü onlar daha farklı. Daha farklı bir iklimleri var. Daha farklı bakıyorlar olaylara. Biz daha farklı bakıyoruz. O yüzden bu da çözüm olmayacak. Yani VAR kayıtlarını en ince ayrıntısına kadar açıkla. Hakem maç sonu kararlarını basın önünde açıklasın. Şu kafa yapısıyla biz
Onları da bir kup bulacağız. Yani emin olun bu hiçbir şeye çözüm olmayacak. Ben bir süredir özellikle VAR kayıtlılığıyla ilgili tartışmalarda Barış abiyle yaparken bunu savunuyordum. Şu anda da çok farklı bir durumda değilim. Senin verdiğin örneklemeden devam edecek olursak, mesela ben de hep burada Salzburg örneğini veriyorum değil mi? Aslında ben de yanlış yapıyorum, haklısın o konuda. Çünkü olmaz. Yani Türkiye'den bir Salzburg çıkamaz. Çünkü orası, oradaki futbola bakış çok daha farklı. Nüfusu çok daha az. Fanatik taraftar sayısı çok daha az. Orada bir yapı kurabilirsin. Çünkü böyle bir baskı yok. Ama Türkiye'deki şartlarda şu anda sen böyle bir yapı kuramazsın. Olmaz zaten. Hani ben de evet eleştirirken büyükleri. Hani olabildiği bu Galatasaray'ın yapabildiği maksimum. O da kaç sene sonunda bunu yaptı. Devam edecek mi belli değil. Daha başladı. Emekliyor Galatasaray. Biraz da evet dediğin gibi böyle düşünmek lazım. Yani her yurt dışından verdiğimiz örnekte Türkiye'de beklemek, birebir aynısını beklemek imkansız. Bunu aslında şurada keşfetmiştim bir yerde. Hatırlarsın belki Ajans Spor'a ben işte İzlanda'nın, İtalya'nın, işte Fransa'nın, Almanya'nın altyapıya nasıl hamleler yaptığını, neden başarılı olduklarını yazmıştım. Ama her ülkenin kendi dinamiği farklı. Şimdi İzlanda'da kar, yılın 6 ayı kar. Adamlar kapalı futbol sahaları yapmışlar. Öyle bir çözüm bulmuşlar. Çünkü şartlar onu gerektiriyor. Bizim de burada yapmamız gereken, yani bir Salzburg modeli... Daha fazla kar yağması diyorsun. Yapmamız İzlanda gibi kapalı salon yapmalıyız biz de. Daha fazla kar yağmalı. Mesela o da saçma işte. İzlanda kapalı saha yapıyor. Hani başarının anahtarı kapalı saha yapmak değil. O şartta onu gerektirmiş, onu yapmışlar. Buradaki şartlara göre bir sistem belirleyip onu inşa etmek lazım. Yoksa birebir Salzburg'u beklemek, birebir İzlanda'yı beklemek, birebir İtalya'yı, birebir Almanya, öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Birebir City'yi de bekleyemezsin, Pasoy'un da bekleyemezsin. Hepsi kendi içinde farklı, kendi içinde güzel. Biz de o seviyede olmasa da Salzburg seviyesinde, Türkiye şartlarının Salzburg'u olabilir. Ya da Salzburg olmasına gerek yok. Başka bir, hani buradaki insanlara göre, sisteme göre bir şey inşa etmek gerekebilir. Ben de biraz sen böyle bir çıkış yaptığın için ben de kendime böyle bir öz eleştiri getirmek istedim. O yüzden yurt dışından vereceğim örneklerde bundan sonra daha dikkatli olacağım. 9-11 birkaç yine mesaj okuyalım program içinde sizlerden. Çok fazla mesaj geldi. Evren sürekli Fenerbahçe Radyosu oldu sabahtan beri, lütfen yeter demiş. Biz dinleyicilerimiz ne yazıyorsa, ne söylüyorsa telefonda onları konuşmaya gayret ediyoruz. O yüzden hani sizler daha fazla yazarsanız Galatasaray'la ilgili daha fazla biz de Galatasaray konuşuruz. Bir de insaf diyorum. Evren miydi? İki kere yazmış dinleyicimiz de, o yüzden anlıyorum, o da Galatasaray'ı belki duymak istiyor daha fazla. Galatasaray'ı duyabilir. Denk geldiği kısım Fenerbahçe olmuş. Sen açtın Fenerbahçe, ondan sonra kronolojik olarak geriye doğru devam ettik. Dört büyük takımı konuştuk. Aynen. Telefon hattını açtık. Yani programın gidişatında bugün Fenerbahçe'ye artı iki dakika bile yoktu. Normalde senin ayırdığın bölümde. Aynen, normal bir şekilde yaptığımı düşünüyorum ama dinleyicimiz dediğim gibi bütün programı dinlemediği için. İki mesaj attı diye haklı sayılmaz yani. Evet evet, aynen. Ben de güzel bir dille meramımı anlatmaya çalıştım. Bir dinleyicimiz Trabzonspor'daki transferi söylemiş. Emreviç nikli dinleyicimiz. Prensip anlaşmasına vardığı fiil dişiyle oyuncu var. Evet, Trabzonspor bir transfer yapıyor yöneticilerden. Ertuğrul Doğan da bunu dün açıkladı. 27 yaşında Jean Evrard Kouassi isimli fiil dişili kanat oyuncusu. Sözleşmesi Aralık 31'inde bitiyor. Yani kaç gün var? 25 gün sonra bitiyor. Oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldı. Trabzon'a gelecek ve imzada atılacak. Gervinho'nun ikamesi olarak tahmin ediyorum düşünülüyor bu oyuncu. O da 2015'te Çin'e gitmiş. Ondan önce Hırvatistan'da Hajduk Split forması giymiş 2 sene. Kariyerine de fil dişinde başlamış. Yani Avrupa'da 2 senelik bir Hajduk macerası var. Sonra 2015'te Şangay SIPG takımına transfer oluyor. 2017'de Wang Zala gidiyor ve 4 senedir de, hatta 5 sene oluyor, 5 senedir de o takımda forma giyen bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu sezonda 13 maçta 5 gollük bir performansı varmış bu oyuncunun. Bakalım, ben radarımda olan, duyduğum bir isim değildi. Milli takıma da yeni seçilmiş. Öyle mi? Evet, 30 Mart 2021'de ilk maçını oynamış. A milli takımda 10 numarayı da vermişler. Allah Allah. 6 maç olmuş şu ana kadar. Bir golü var. Evet, demek 5 ki... maçın 4'üne de ilk 11'de. Evet, 6 maçın 5'ine pardon, ilk 11'de başlamış. Son dönemde milli takımında oyuncusu olmuş. Evet, yıldızı tabii, parlayan güzel bir oyuncu. Tabii Beşiktaş mesela Teixeira içinden
aldı. Oradan farklı farklı isimler de yazılıyor ama bir daha Çin'den oyuncu alırken Beşiktaş biraz daha fazla dikkatli davranacak. Ama o da çok doğru değil. Çünkü burada problem Çin'den gelmesinde mi gerçekten, yoksa oyuncunun kendine has şartları mı acaba etkili oldu şu ana kadar Teşehir'in performans verememesine? Şimdi Çin'den gelen her oyuncu 3-4 sakatlık yaşayacak değil. Yok canım, 8 şey. Aylık bir boşluk yok. Mesela bu oyuncu da Çin'den geliyor ama oynayarak geliyor. Yıldızı parlamış. Sonlarında bir takıma seçilmiş. O yüzden öyle de bakmak lazım. Geçen buradan çıktık. Barış abiyle arabadayız. Dedim ki ben hayatımda hiç kredi kartım olmadı. Kullanmadım. Neden dedi? Çünkü dedim benim ailemde yıllar boyu işte 9-10 kredi kartı vardı, sürekli borç ödedik. Bir alerji oluştu ben dedim. Dedi ki Barış abi çok doğru aslında. Yani onların başına geldi diye senin de mi başına gelecek? Sen dikkatli davranırsan böyle bir dertle baş etmezsin. Hani bir kere trafik kazası yaptın diye atıyorum trafiğe mi çıkmayacaksın? Bir kere başına kötü bir şey geldi o şey yapmayacak mısın? Hani burada da şeyin Beşiktaşlılara. Ondan sonra cebinden kredi kartı çıkartıp şu kartımız çok uygun fiyata vermedi herhalde. Bankacı gibi bana şey yapıyor. Radyo Spor'un çıkardığı bu kredi kartı yok, uygun diye sana vermemiştir inşallah. Ama demeye çalıştığı şey yani bir tane bulunsun atıyorum. Onu da iyi bir şekilde kullanırsan zaten problem canım, olmaz öyle. Demeye çalıştığı o. Hayır, bu bir hayat dersi aslında. Barış abi yokken ben üstleneyim dedim. Kendimce o da bana verdi çünkü bu hayat dersini. Böyle hani Teşehir'e kötü çıktı Çin'den, bir daha Çin'den transfer yapmıyor da çok tabii öyle bir dünya makul yok. Bir bakış açısı değil. Yoksa bizimkilerin zaten hiç transfer yapmaması lazım. Çünkü onun transferlerinin 9'u kötü çıkıyor. Eyvah. Komple transfer yapmamaları lazım eğer öyle olsaydı. Evet, 9-16 o zaman reklam vaktimiz, sonra buradayız. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay, alternatif piyasaları sunar. Bitay, geleceğin yatırımı. Evet, alternatif piyasalar bölümündeyiz. Saatlerimiz 9.20, her pazartesi olduğu gibi telefon attığımızın diğer ucunda Bitay'dan Sevcan Dedeoğlu var. Sevcan Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar, iyi haftalar. Teşekkür ederiz. Artık hani sorulacak soru belli, hafta sonu olağanüstü evet. Şeyler yaşandı. Bitcoin'de 53 bin dolarlardan 42 bin dolara kadar indiğini gördük. Olağanüstü bir düşüş cumartesi sabaha karşı Türkiye saatiyle yaşandı. Siz böyle bir süreç bekliyor muydunuz yoksa beklemiyor muydunuz ve şu anda Bitcoin'de bizleri nasıl bir Aralık ayı bekliyor? Açıkçası bu düşüşün sebepleri arasında hem Çin'de Evergrande şirketinin nakit krizi ve hükümete yaptığı acil durum çağrısının etkisi var. Hem de Omicron vakasının yayılması ve Biden'ın ihtiyatla davranmalıyız konuşması var. Bir yandan da zaten Fed Başkanı Powell'ın artık enflasyonun geçici olduğu söylemini bırakıp hem faiz artışına sinyal vermesi hem de piyasadan çektikleri parayı hızlandırmasına dair bir söylemin etkisi var. Bu etkileri değerlendiriyorduk ve bu etkiler aslında baskı olarak piyasanın üzerinde vardı. Yani 60 bin dolar seviyesine yeniden çıkamamamızın temel sebepleriydi bunlar. Ama Evergrande'nin haberiyle beraber aslında zaten kırılgan durumda olan, zaten baskı altında olan piyasa 7/24 açık olan kripto para piyasasını etkiledi. Ve ilk etkisi aslında bize görüldü diyebiliriz. Bunun arkasında en büyük sebeplerden biri de bu düşüşün bu kadar çok kırılgan bir günde %26'ya varan oranda olmasının sebebi türev piyasa işlem hacimlerinin çok yüksek olmasıydı. Ve bu türev piyasadaki var olan işlemlerin spot piyasada aslında yani karşılığı da olmuyor. Çoğu insan 5x, 10x gibi kaldıraçları içinde alım satıma yapabilmek için aslında daha fazla kar elde edilmek için bu piyasaya giriyor ve orada bir gerçekten real olmayan bir şişkinlik gerçekleşiyor. Onun etkisiyle beraber bir düşüş gerçekleşti. Şu anda da aslında hala bu hem düşüşün hem de haberlerin etkisinin olduğu günündeyiz. Her ne kadar hisse senedi piyasalar, geleneksel piyasalar daha olağan başlıyormuş gibi görünse de yine üzerimizde hala Bitcoin piyasanın 49 bin dolar seviyesinin aşağısında kaldığı bir aralıktayız. Önümüzdeki hafta aslında cuma günü bir makro veri gelecek ABD tarafından. O da enflasyon verisi. Açıklanacak olan bu enflasyon verisinin piyasayı nasıl fiyatlandırdığı önemli olacak. Bize Bitcoin özelinde kripto para piyasasının
enflasyona karşı korunma amaçlı tercih edildiğini görmüştük. Ama son dönemlerde var olan durumla beraber biraz bu bakış açısından kurumsallığın ayrıştığını görüyoruz. Riskli piyasa olarak kripto para piyasasının algılandığı bir döneme girdik. Çünkü S&P 500 ile Nasdaq aramızda korelasyon arttığı dönemler geçirdik. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de aslında bu yatırımcı profilinin ne yapacağı önemli olacak. Ama baktığımızda 42 bin dolar seviyesine kadar iğne atması ve şu anda 48 bin dolar seviyesinde oluyor olması bu 42 ve 48 band aralığında biraz yatay harekete devam edebilir. Bu iğne attığı kısmını doldurabilir. Ancak 48 bin üzerine 49 bin üzerine çıkmasıyla beraber de biz yeniden yükselişten 50 bin dolar seviyesinin üzerinde olduğu zaman konuşabiliriz. Her ne kadar Bitcoin fiyatı üzerinde 50 bin doların üzerinde yükseliş beklentimiz olsa da Ethereum'la Bitcoin arasındaki korelasyona baktığımızda Ethereum'un nispi olarak daha iyi toparlandığını ve daha iyi durduğunu da gördük aslında. Bu dönem Ethereum'u da bir miktar daha yaradı. Ethereum'un Bitcoin'e göre korelasyon sayısının arttığını görüyoruz ve Ethereum ve altcoin'in aslında bir miktar öne açıldı. Normalde piyasada Bitcoin'de bu kadar keskin bir düşüş olduğunda altcoin'ler gerçekten çok daha büyük zararlar alırdı ama şimdi baktığımızda Bitcoin'de bir düşüş gerçekleşti, altcoin'ler de bunu yaşadı ama çok sevgi diyebileceğimiz, çok kötü diyebileceğimiz şeylere düşüş gerçekleşmedi. Ama piyasada ilginç bir biçimde zincir üstü verilerle de olumlu seyir devam ediyor. Her ne kadar fiyatlar üzerinde ve haberlerde negatif durum olsa da uzun süreli tutanlar herhalde hala tutmaya devam ediyor, satmıyorlar. Evet, hala tutmaya devam ediyor. Madencilik gelirleri artıyor. Yani A üzerindeki hem karlılık rasyosu dediğimiz spend output profit ratio diye bir veri var. O da hala piyasanın karlı durumda olduğunu da gösteriyor. Yani kısa vade alanlar tabii ki de fiyatı yüksekten alanlar bir zarar yaşadı ama onun dışında uzun vadeciler ve orta vadecilerin hala karlı olduğunu görüyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz Sevcan Hanım. Teşekkür ederiz. İyi haftalar, iyi günler. İyi haftalar. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay alternatif piyasaları sundu. Bitay, geleceğin yatırımı. İddia bölümündeyiz. 9.25 saatlerimiz. Bugün iddia için güzel günlerden bir tanesi. Çünkü çok karşılaşma var pazartesi günü bülteninde. Süper Lig'de saat 20'de Konya Spor, Yeni Malatya Spor, Göztepe, Gaziantep maçları var. Birinci Lig'de Ankara Gücü, Balıkesir Spor, Menemen Spor, Keçiören Gücü yine aynı saatte 20'de başlayacak. Premier Lig'de Everton, Arsenal saat 23. İspanya Liga'da Hetafe, Atletik Bilbao 23. Serie A'da 20.30 Empoli, Udinese, 22.45 Cagliari, Torino günün öne çıkan karşılaşmaları. Evet, Süper Lig'de Konya Spor Yeni Malatya Spor'u ağırlıyor. Eğer Konya Spor kazanırsa ikinci sıradaki yerine devam edecek. Hatta beraberlikte avaraj farkıyla Konya Spor'u ikinci basamağa taşıyacak. Yeni Malatya Spor'da Şumudika'nın yine enteresan bir sözü vardı. 10 tane oyuncumuz ya dedi. Evet, ben onu gördüm ve kamerime sıçradı. Süper Lig seviyesinde değil dedi. Yeni Malatya Spor geçen hafta hani Galatasaray'dan beraberliği aldı. Onlardan da maçın genelinde oldukça defansif bir anlayış görmüştük. Hani Konya deplasmanında da ben çok farklı bir Yeni Malatya izleyeceğimizi düşünmüyorum. Artık orada belli ki Ocak ayında ciddi bir operasyon gelecek. Yeni Malatya'da o bekleniyor. Tabii böyle açıklamaların ardından hani sen bahsettin ya oyuncuların bakışı nasıl olur? Bunlar daha riskli açıklamalar. Çünkü oynanacak maçlar var. Şumudika biraz erken yapıyor bu açıklamaları. Takımı lehine, takımı aleyhine oluyor bunlar. Dolayısıyla ben Yeni Malatya'dan öyle çok farklı bir oyun, çok bir anda silkelenen, tempolu oynayan ya da işte Konya Spor'un üzerine giden bir anlayış beklemiyorum. Biraz daha pragmatik, biraz daha puana yönelik bir oyun görebiliriz. Konya Spor'un da hani son hafta Antep'e mağlubiyeti var ama ondan önce Rize Spor'u 3-0 yenerken de Konya Spor pek iyi gözükmemişti. Konya Spor'un da ben bulunduğu yere göre şu an formunun çok yüksek olmadığını düşünüyorum. O yüzden böyle bir beraberlik riskinin olduğu, az golün çıkacağı bir karşılaşma var kafamda. 2-3 gole bağladım. Konya Spor, Yeni Malatya Spor'u. Everton Arsenal'da da çok farklı şeyler söylemeyeceğim. Everton ligde 8 maçtır kazanamıyor.
9 maça çıkarsa kendileri adına tabii rekor olacak bu. 8 karşılaşmada 2 beraberlik 6 mağlubiyet var. Rafa Benitez'in takımı tepe taklak gitti. Sakatlıklar etkiliydi. Özellikle son hafta içerisindeki Merseyside derbisinde yani bir 15-20 dakika Liverpool'dan dayak yediler. Maçın başında daha izlediğin noktada hani sen perşembe günü yoktun galiba. Ben hat-trick'te söyledim. Bayağı heyecanlıydım o maç için. Böyle hani bir Merseyside derbisi Goodison Park'ta Liverpool'u zorlayabilir. Everton bir çıkış olarak görebilir ama felaketti. İlk 20 dakikada Liverpool dedi ki kusura bakma buradan hiçbir şey çıkartamazsın. Hani Everton'dan da öyle üst düzey bir performans beklemiyorum mevcut şartlarda. Diğer yanda Arsenal son 3 maçın ikisini kaybetti. Ama yenildiği takımlar Manchester United ve Liverpool'du. Dolayısıyla onlar da henüz o rakiplere pek hazır olmadığını gösterdiler ki ondan önce de 8 maçlık bir yenilmezlik serisi vardı iyi fikstürle beraber. Hani Arsenal'a da Everton deplasmanında öyle çok güvenemem. O yüzden buradan da bir beraberlik çıkabileceğini düşünüyorum. Yine 2-3 gol burada da denenebilir. Evet, kuponu böyle vermiş olduk. Şimdi hafta sonu Tudor'un takımı, Las Verón, Tudor'dan bahsetmeden geçmem programda. Çok konuşuldu çünkü Venezia karşısında 3-0 geriye düştüler. Fakat oradan 4-3 kazanmayı başardı. İtalya'da şu anda damga vuran performanslardan biri şüphesiz Tudor'un Verona'sı. Çünkü bu sezon hem Juventus'u yendiler, Roma'yı mağlup etmeyi başardılar, Lazio'yu 4-1 yendiler. Yani böyle sürpriz diyebileceğin şeyler yaptılar. Napoli galiba ikinci kez o maçta puan kaybetti 1-1 Hellas Verona karşısında. Bayağı işler yapıyor ve bu hafta da Atalanta ile oynayacakmış Hellas Verona. O maçta da ilginç şeyler görebiliriz. Bu arada İtalya'daki şampiyonluk yarışı da olağanüstü bir noktaya gidiyor. Çift başlı bir yarış vardı bundan 3-4 hafta önceye kadar. Napoli ve Milan 1-2 gidiyordu. Şimdi Inter ve Atalanta da onlara eşlik ediyor. 38 puanlı Milan lider. 37 puanlı Inter ikinci sırada. Napoli 36 puanla üçüncü. Atalanta 34 puanla dördüncü. 4 puan içinde 4 takım var. Juventus da 27 puanla biraz uzaktan. Onlar da acaba yukarıyla bağımı kesmez miyim diye düşünüyorlar. Ama Roma'nın işi zor. 25 puan, Lazio 25. Orada biraz ayrışma var ama üst taraf gerçekten güzel gözüküyor. Evet, Lazio demişken Galatasaray oynayacak biliyorsun deplasmanda. Orada da Immobile. Evet. İlk yarıda bir ağrı hissetmiş çıkmış. Hani durumu belli değil. Belki Galatasaray'ın biraz şansıyla beraber Immobile'siz bir Lazio ile de oynama ihtimali var. Evet, şimdi o zaman reklam arasına gidelim. Reklamdan sonra da Süper Lig'de daha konuşmadığımız karşılaşmalardaki detaylarla programı da noktalarız. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. ...9.36 son bölümdeyiz. Bu haftaki diğer karşılaşmalara bir göz atacağız. Başakşehir tabii en çok dikkat çeken takımlardan biri oldu Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte. Toplamda 7 lig karşılaşmasında 6. galibiyetlerini elde ettiler. Tekfir'e geçen hafta Altay karşısındaydı 0-0'la. Ama bu hafta da ilk yarıdan işi çözmeyi başardı. Tabii enteresan bir maç oldu. 2 penaltı golü, 2 VAR'dan gelen penaltıydı aslında. Oldu Erkan Özdamar. VAR'da da Ali Şansalan olması lazım onun uyarısıyla. Falet yine iki pozisyonda da baş kahraman. Şanssız pozisyonlar bir futbolcu için. Falet de tabii maçta protesto edildi taraftarları tarafından ama onun açısından şanssızdı tabii. Eller kollar bu tarz durumlarda işte Berkan'ın pozisyonu, Rozier'in pozisyonu, işte Falet biraz açık olunca doğal olmayan şekilde büyüttüğünüz andaki hani futbol terimlerine göre doğal olmayan ama birçok kişiye göre normalde o kol başka türlü kalkmaz diyen de olabiliyor. Ama kurallara bakarsak pozisyonlar ben de penaltı gibi gördüm. Alexis de 2-0 öne geçti. Okaka'da ilk yarı bitiminde fişi çekti Başakşehir adına. Hatayspor açısından da şimdi zirveye yakındı Trabzonspor ama son 4 maç 3 mağlubiyet oldu Hatayspor ve daha da kötüsü oyunda geriye gitti. Mağlubiyetler de ağır. Sivas'a 4-0, Başakşehir'e 3-0. Bunlar hayra alamet değil Hatayspor açısından. Ama Başakşehir tarafından bakarsak da Trabzonspor'u
hani zorlar mı bilemiyorum ama en azından yakın takibi sıralama olarak yani ikinci, üçüncü sıradan takip etmeyi sürdürebilirler. Giresunspor yine bu haftanın öne çıkan takımlarından biri oldu. Fatih Karagümrük iç sahada 3-1 mağlup etmeyi başardılar. Karagümrük onlarda da bir geriye gidiş var. Özellikle maçların ikinci yarıları pek iyi geçmiyor. Bu maçta da ilk yarıda golü buldular bir duran topla. Caner'in ortasında Pešić golü kaydetti ama ikinci yarıda önce Balde, o da boş kaleye attı. Dukara ve Dukara'nın penaltı golleri Giresunspor'a galibiyeti getirdi. 3 maçtır kazanıyor Giresunspor ligde. Yeni Malatyaspor maçıyla başlamıştı. Beşiktaş deplasmanı, Karagümrük içeride. Onlar da bir anda kendilerini 12. sıraya kadar atmış oldular. Bugün Gaziantep kazanırsa 13'e düşecekler. Gaziantep kazanamazsa haftayı 12. sırada kapatacak. Giresunspor'un sezon başını düşününce şu anda bulundukları nokta gayet olumlu ve yönetimin de Hakan Keleş'in arkasında durmasını bir kez daha hani söylüyoruz sürekli ama tebrik etmek lazım. Her baba yiğidin harcı değil, Türkiye şartlarında çok rahatlıkla görevinden alınabilirdi. Israr ettiler, öyle olması gerektiğini düşündüğümüzü söylemiştik ve meyvesini aldıkları için ben bayağı sevinçliyim yani Giresunspor adına. Beşiktaş'ta 2, Galatasaray'a 4 puan fark var aralarında. Şaka gibi değil mi? Beşiktaş'ta 2 puana geldiler. Evet, 21 Beşiktaş, Giresun 19, çok yakın orası. Evet. Şimdi küme düşme hattında 17'de Malatya var, bir maç eksik, 13 puan. Ama onun üstü Gaziantep 18, Antalya 18, Altay 18, Kayseri 19, Giresun 19, Sivas 19, Adanemirspor 20, Beşiktaş 21, Karagümrük 22, Galatasaray 23, 24, 25. Acayip yakın. Yani küme düşme hattının üstüyle ikinciliğe kadar arada 9 puanlık fark var sadece. E tabii ikinci Fenerbahçe ile 10. Adanemirspor arasında 7 puan fark var. Evet. Yani orası hakikaten iyi bir seri yapabilecek takımla beraber her şeyin değişebileceğini göstermekte. Zaten Trabzonspor dışında en uzun seri de Giresunspor'a ait. Şu an ligde 3 maç evet. kazanan ama takım. Puan olarak da Başakşehir'in 7 maçta 6 galibiyet, bir beraberliği 7 maça bakarsan Başakşehir. Tabii forma bakarsak Trabzonspor ve Başakşehir, hatta Konyaspor son 5 maçı düşünürsen. Hı hı. Son 10 maçta ama. Son 10 maçta Giresunspor ligde en fazla puan toplayan 3. takım. Hadi ya. Son 10 karşılaşmada. Yani Trabzonspor ve Başakşehir en fazla puan toplayan takımlar. Giresunspor son 10 maçta 18 puanını toplamış. Zaten 19 puanları var. Çok kötü başladılar. Öyle zaten. Düşünürsen. Hani bu süreçte son 10 maça bakacak olursak Beşiktaş'ın 8 puanı var. Galatasaray'ın 15 puanı var mesela son 10 maç dikkate alınırsa. En az puan toplayan takımlar da Göztepe ve Kasımpaşa olmuş. 6'şar puan. Şimdi bu hafta konuşmadığımız maçlardan biri Kayserispor Antalya Spor mücadelesi. Kayseri adına iyi bir maç oldu. Çünkü 2-0 öne geçti ve sonrasında 9 kişi kalmasına rağmen kalesine gol görmedi. Görülen kırmızı kart özellikle Gavranovic'in ki çok hani öndesin 2-0. Öyle bir ikinci sarı kartı görmenin alemi yoktu. Takımını çok kötü bir şekilde bence 10 kişi bıraktı. Kavgada 3 üzerine Kolevetsiyos'un kırmızı kartı. Bir anda ikinci yarıya 2 kişi eksik başladı Kayserispor ama Antalyaspor da bu avantajı değerlendiremedi. Yani hani 10 kişiyi çözememek yine tartışılır da 9 kişiyi çözememek de ve gol atamamak da büyük bir sıkıntı Antalyaspor adına. Yani ben çok fazla şey bekliyordum Antalyaspor'dan. Nuri Şahin'le birlikte çünkü toparladıklarını düşünüyordum ama bu maç onların maçı olmadı. Tiam Kayserispor'da öne çıkan oyuncu oldu. O da galiba hani büyük takım daha farklı oluyor ama hani Kasımpaşa'da çok iyiydi. Kayserispor'a gitti. Kayserispor'da herhalde ayakta kalan birkaç futbolcudan biridir. Mametyan, Bireswak çok iyi. Bu tarz takımlarda demek ki daha fazla performans veriyor. Yalnız mesela hani işte son haftalarda en çok övülen takımlardan biri Nuri Şahin'in Antalya Sporu'ydu. Şimdi bu kadar çok övülen bir takımın 9 kişiye o kadar uzun bir süre gol atamaması ciddi anlamda bir soru işareti. Mesela 9 kişi kaldığı zaman rakibin en fazla ya da ilk söylenen şey 2 kanat oyuncusunun ayaklarını çizgiye basması. 2 kanat oyuncusu ayaklarını çizgiye basacak ki bir kere 9 kişiyi iyice bir genişleteceksiniz, iyice bir açacaksınız. Ondan sonra onların o sonuçta birer kişi oyuncunun üzerine gidecek.
o boşluklara da orta sahadan oyuncu kaydırmak. Oyuncuların kaymasıyla beraber o boşlukları değerlendirmek. Hep bu söylenir. Ama mesela Antalya Spor dün olmadı yani, bir türlü açamadı. Çok normal değil. Dediğin gibi hani 10 kişi anlaşılır, evet, ama 9 kişi bu kadar uzun süre en azından bir gol atar. Aynen. Hani o da olmadı Antalya Spor'dan. Bu da düşündürücü. Belki hazır değillerdi böyle bir oyuna. O da oluyor. Bazen bozuyor ilginç bir şekilde. Yani rakibin eksik kalması, böyle kapanan bir takıma karşı. Çünkü bu takım biraz daha geçiş hücumunu seven bir takım. Öyle oyuncular yani. Fuleli oyunculardan kuruldu ön taraf. İşte Mukayrusu, Hamilton'u, Doğukan Sini'yi, Fredis'i dikine giden, rakibi dengesiz yakalayan, ama şimdi karşında da çok sağlam duran bir takım olunca. Ama işte ezbere bilmen gerekmez mi yani? 9 kişi kaldı. Ezberden hemen kartını çıkar. Ayaklarını çizgiye bas. Hı hı. İki tane oyuncu. Orta saha oyuncuları da içeri koşu yapsınlar. Hakikaten düşündüğün zaman bundan daha kolay bir çözüm yok 9 kişi aşabilmek için. Çünkü eğer biriken bir savunmaya karşı sağdan soldan orta yapıp içeri girmeye çalışırsan, kenarlardan içeri girmeye çalışırsan duvara tosluyorsun. Konuşmadığımız son maçta Alanya Spor, Sivas Spor. Alanya Spor'da evinde yine kaybettiler. Sivas Spor'da da Kerem Atakan Keskin, normalde çok yaşlı futbolculardan kurulu bir takım, ligin son dönemde tam istatistiği hatırlamıyorum ama en yaşlı takımıdır ya da ikincisidir Sivas Spor. Nispeten genç bir ismin gol atması bir farklılık oldu Sivas Spor'dan. Yatabarerler, Graderler, 34-35'ler yani. Yatabare geçen hafta mı hat-trick yaptı işte Hatay maçında. Hep o isimler ön plana çıkıyordu. Bu sefer Kerem Atakan Keskin gol attı. Güzel de bir gol attı. Gradel'in getirdiği topta. Grader de bu arada Vakeme'nin bir şey versiyonu. Sivas versiyonu. Sivas versiyonu. O da olağanüstü yine bu karşılaşmada işler yaptı. Sonrasında Sivas golü de buldu Kerem'le. O açıdan Sivas Spor'da da böyle farklı bir isimle gol bulmuş olması değerliydi. Alanya Spor'u yine deplasman değerliler. Bir, onlar da yükseliş içerisinde. Onlar da puanlarını 19 yaptılar. Giresun Spor gibi. Açılacaklar gibi duruyor. Bakalım bu hafta da Sivas Spor kimle oynayacak? Önümde fikstüre bakıyorum, bulamadım. Bulacağım. Bir saniye daha verirseniz. Sivas Spor'un da kimle oynayacağını bulacağım. Galatasaray'la. Galatasaray'la oynayacaklar iç sahada. Sivas Galatasaray. Mücadelesi var. Ayın 13'ü. Pazartesi günü. Saat 6'da. Karşılaşma. Gaziantep-Fener maçı 20.30'da. Niye 20.30'da? Ona takım 18'de koyduğu için herhalde 20.30 yapmış. Hani 17-30'a koyamamış önceki. Federasyonun kararlarıyla ilgili kendini çok yorma. Çünkü hani 20'de oluyor ya pazartesi ve cuma maçları. Hani araya bir yarım saat daha vermişler. Evet, yarım saat. Galatasaray'ın maç sonu için. Evet işte onunla ilgili. Uzar muzar, çünkü bizde de 10 dakika uzuyor, 15 dakika uzuyor bazen. Hafta sonu bu arada yine Bayern maçında oradaki scoreboard çift taneli uzatmaya ayarlı olmadığı için artı 10 dakikalık uzatmayı farklı bir şekilde yazmak zorunda kalmışlar. Adamlarda hiç öyle şeyler olmuyor demek ki. Bizde normal ya. 10 dakika uzatsa şaşırıyor musun? Yok canım. Karşılaşma şaşırmıyorsun ama Almanlar ilk defa, onlarda da bu kadar çok tartışma döndü, sakatlık oldu maçta. 10 dakika uzadı. Evet. Bitirdik o zaman programı. Ali abi teşekkürler. Bugün herkese mavi boncuk dağıttık. Her takımı konuştuk. Dört büyükleri ağırlıklı konuştuk. Diğer takımlara da göz attık. Yarın tabii ki Süper Lig'de iki karşılaşma var. Onlarla ilgili, diğer takımlarla ilgili gelişmeleri de konuşmaya, değerlendirmeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Barış Ertüğ, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sundu. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.